Televizyonu'ndan hepinize merhaba. Kendini Bilmek programıyla sizlerleyiz. Hayatın içinden farklı meseleleri konuşmaya çalıştığımız bu programda bugün kontrolcülükten bahsedeceğiz. Hepimizin hayatta en çok zorlandığı konulardan birisi olabiliyor bazen kontrolü bırakmak. Bunu yapmaktan pek hoşlanmıyoruz. Hayattaki her şeyin kontrolünü elimizde tutmaya çalışıyoruz. Ve maalesef hayat böyle bir imkan bize sağlamıyor. Ve bununla beraber yaşadığımız farklı zorluklar olabiliyor, iç sıkıntısı yaşayabiliyoruz. Bu bizim farklı tartışmalar yaşamamıza sebep olabiliyor. Yer yer kendi kontrolcülüğümüzden çok şikayet edebiliyoruz. Peki bütün bunları geride bırakmak için ne yapmamız gerekiyor? Bu özelliğimiz ne zaman sağlıklı, ne zaman böyle davranmalıyız? Ama hangi noktaya geldiğinde artık bize zarar vermeye başlıyor ve bunu değiştirmek için neler yapabiliriz? Hepsini bugün ele almaya çalışacağız. Her zaman olduğu gibi değerli konuğum bizlerle. Uzman aile ve çift terapisti Ayşenur Bayraktar. Hoş geldiniz Hoş Ayşenur Hanım. Hoş bulduk Nihan Hanım. Çok güzel bir konu. Hepimizde aslında bir tarafıyla olan, belki hani sizinle de konuştuk, insanı başarıya, iyi şeylere, belki de düzenli bir aile hayatına, değil mi? İstikrarlı ilişkilere, öyle diyelim. O düzenin içerisinde bir yere götüren bir tarafı var ama biz bugün aşırı kontrolcülüğü ya da bu aşırı kontrolcülüğün hayatımıza etkilerinden bahsediyor olacağız. Ben dün öyle sosyal medyada siz de yapıyordunuz. Ben de bir yapayım dedim. İzleyicilerimiz ya da takipçilerimiz acaba kontrolcülüğü nasıl anlıyorlar ya da neden bırakamıyoruz evet, bu aşırı kontrolcülüğü? Olmuş. Aynen o cevapları da konuşuruz inşallah ele alırız. Çünkü tam da bahsetmek istediğim konularla çok alakalı. Tabii kontrolcülük derken bunun bir tanımını yapalım. Sonra bu kişilik özelliklerini konuşalım. Tabii olmazsa olmaz psikolojik hastalıklarla bağlantılarını, depresyon, anksiyete, özellikle biraz daha panik atak, anksiyete, kaygı bozuklukları ve obsesif kompulsif bozukluk dediğimiz yapının içerisinde de o kaygı bozuklukları kümesinin içerisinde seyreden bir tarafı var. İlişkiler de çok önemli. Bence ağırlığı da buraya da veririz. Evlilik ilişkilerinde, tabii, arkadaş, eş ilişkilerinde ama daha ağırlıklı evlilik ilişkilerinde kontrolcülüğün etkileri. Değil mi? Mesela şeyi çok duyarız. Psikolojik kontrol. Üzerimde hakimiyet kurmaya çalışıyor. Ya da her konuda haklı çıkmaya çalışıyor. Ya da her konuda onun dediği oluyor. Her dediğini bize yaptırmak istiyor gibi eş tanımları yapılıyor. Tam da bunlardan bahsedeceğiz. Eğer böyle birisiysek hani her zaman diyoruz ya iyileşmenin ilk adımı bende bu özellikler var mı deyip ve bunun bana zarar verdiğini anlayıp farkındalığa doğru geçmemiz. Eğer bu özellikler bizde de izleyicilerimizde de gördükleri kadarıyla varsa bunları farkındalıkla birlikte nasıl değiştirebiliriz? İnşallah sonlara doğru da kontrolcülüğü nasıl yönetebiliriz? Her zaman diyoruz ya. Mesela kaygı da olsun ya da farklı işte atıyorum bir durumla ilgili bir spektrum gibi düşüneceğiz. Hani bu tarz olayları kontrolcülüğü mesela hiç yok. Hiç yok ne demek? Dürtüsellik. Çok var aşırı kontrolcülük hani şey gibi düşünün artık kontrol etmekten dünyayı ve kendisini hayatı işlevsiz hale geliyor. Bakın dürtüsellik her aklına geleni yapmak aşırı kontrol. Biz ne yapıyoruz? Dengeyi arıyoruz. Her zaman aralarda bir yerde dengeyi arıyoruz. Ne aşırıya kaçtığımız ne de hiç kontrolün olmadığı haz odaklı ve aklıma ilk geleni yapayım dürtü odaklı davranmayıp nasıl kontrollü dengede hayatımızı tutabiliriz bunu arıyoruz. Yani şunu diyelim kontrolcü bir tarafınız varsa bence bunu esnetmekten, revize etmekten ya da yeniden şekillendirmekten bahsediyor olacağız inşallah da son kısımda yönetmekten. Tabii bunun nedenleriyle tabii, başlayabiliriz aynen, belki. Hı-hı. Çünkü yer yer ki hatta benim de kullandığım tabirlerden birisidir. Hı-hı. Ya keşke gamsız olsam. Bazen o kadar çok bunalırız ki bu kontrolle alakalı çabamızdan. Evet. Gamsızlığı çok daha güzel bir şey olarak görür insan o zamanlarda. Ama bunun dengede olması gerektiğinden tabii, bahsediyorsunuz. Hı-hı. Peki neden bazıları tırnak içinde söylüyorum daha gamsız davranabilirken bazıları daha her konuda kontrollü ve temkinli davranıyor? Yani bu bizim doğuştan getirdiğimiz özelliklerle mi ilgili, bulunduğumuz aile yapısıyla evet, mı ilgili, maruz kaldıklarımızla mı ilgili? Eğer izleyicilerimiz soruyorsa yahu neden ben bu kontrolü bir türlü bırakamıyorum, her şeyi planlamaya çalışıyorum, sürekli kafam dolu
diyorlarsa bunun sebebi ne oluyor? Şimdi ilk önce tabii burada çok faktörlü sebepler var. Dediğiniz çok doğru, değiniriz yer yer. Aile ortamı, yaşadığımız travmalar, her zaman diyoruz değil mi? Dün ne güzeldi konumuz, travmalar. Yani birçok, zaten bir olaya bakarken hani size bir uzmanlar dünyasından bir şey vereyim, tiyo. Bir konuya bakarken bir uzman bir sorunun cevabını tek bir şekilde açıklıyorsa çok orayı güvenilir bulmam. Çok faktörlü bakmak lazım. Çünkü herkes parmak izi gibi biricik ve herkesin öznel bir yaşantısı var ve birçok faktör aynı hastalıklar gibi, biricik hastalıklar gibi psikolojik hastalıklarda da sebep olabiliyor. Şimdi evet, çocukluk etkileri var, çevre etkileri var, aile ortamındaki ebeveyn tutumları, katı, kontrolcü ya da diğer kısımlar etkileri var. O gamsız dediğimiz insanlar peki nasıl oluyor dediniz, çok anlamlı. Biraz daha rahat, rahata bırakmış, oluruna bırakmış, akışa bırakmış ama bazı insanların da mesela gamsız olup hayatlarını yönlendiremediklerini. Hı hı. Ya da hayatlarında yapması gereken iş gibi, atıyorum evlilik gibi ya da para kazanmak, ekonomik kısımlar gibi yerlerde ne olacak ki hallederiz? Mesela böyle eş tiplerinden de bahsederiz. Borç harç var. Eşlerden birisi ben işte atıyorum ne alacağım? Son model arabamı yenileyeceğim ya da şunu yapacağım. Ama bak burada bizim borçlarımız var, çocuğun okulu var filan. Yani burada dengeyi sağlayamayan ya da gamsız hiç bir şekilde o düzeni ya da kontrolü sağlayamayan insanlar da var. Tabii buranın en büyük sebeplerinden birisi her zaman söylüyoruz ya, belirsiz bir dünyada yaşıyoruz. Ve çoğu şey ve bence her şey aslında belirsiz yani. Evet, tabii. Hani öyle denir ya, yaşlılarımız falan söyler. 2 dakika sonra ne olacağım belli değil. Ya da 3 dakika sonra, 10 dakika sonra ya da yarın ne olacağım bellidir. Yarına çıkacağımız mı belli değil. Böyle yaşlılarımız güzel, evet, söylerler ve çok da haklılar. Ama işte onların o baş etme sebepleri ya da baş etmeleri, burada bence inancı da konuşuruz. Maneviyatın da burada güçlü bir şeyi var. Tevekkül dediğimiz kısım aslında çok da kıymetli. Bu belirsiz dünyada biz bir tarafıyla o hız ve has çağı dediğimiz kısımda bir şeyleri kontrol etmezsek rahat edemiyoruz. Yani o böyle içimizde bir nasıl diyeyim, rahatsızlık hissi olarak kalıyor. Kafamıza bir plan yapıyoruz. Ondan sonra o planı o kadar iyi şey yapmamız gerekiyor ki, aşamalarıyla uygulamamız lazım ki. Örnek veriyorum, çocuklarımız var değil mi? 3-4 tane çocuğumuz var. Birisi liseye gidiyor, birisi ortaokula gidiyor, birisi ilkokula gidiyor. Ben şimdi sabahleyin örnek veriyorum, 6'da ya da 5'te kalkıp bir anne olarak bunları planlamazsam eğer, bu çocukların hayatı farklılaşacak. Ve onların eğitimi, sağlığı, şuyu buyu derken evin içerisindeki düzen de bozulacak. Sonra ne olacak? Çocuğun ödevi, okulu, bilmem neyi filan. Şimdi bu hayatın içerisinde de bizim o belirsiz ya da risk alamayacağımız ya da büyük risklerin oluşmaması gereken alanlarda kontrol ihtiyacımız var. Buraya değiniriz, yine ben başlık başlık vereceğim. Burada tek başına da her şeyi yüklenmenin, bütün sorumlulukları almanın da verdiği bir yapı var. Yani ben şimdi böyle bir anneden bahsederken babalara değinmesem olmaz. Yani bu anne aynı zamanda ev işlerini de yapıyor. Bu anne aynı zamanda çocukların ödevlerini yapıyor. Çocukların psikolojik sorunlarıyla ilgileniyor. Evet. Bir de varsa eşinin ailesi, kendinin ailesi, komşular, hastalık falan derken hani anne azıcık bir uyuyor mu, uyuyor falan yani. Şimdi o yüzden biz kontrolcülüğü acaba, mesela bazı insanlar, eşler çok söylüyor, ben hani deneyimsel aktarıyorum bunu. Ben diyor hiç böyle bir insan değilim, evlendikten sonra böyle oldum. Çünkü eşim diyor hiçbir şeyin sorumluluğunu almıyor. Ve bu çocuklar diyor haklı da, işte hastalığı var, şuyu var. Yani ben böyle tertipli düzenli olmasam bu ev gider, hiçbir şey olmaz ve birçok şey olur ve eşim de burada hiçbir sorumluluk da almaz. Hani benden bilir filan. Şimdi biz kontrolü alırken şartlar gereği, mecburen bazı durumlar gereği o işi, desteğini bulamadığımız kişilerden dolayı da mı alıyoruz? Burası da önemli bir pencere. Evet. Tabii yapı olarak böyle insanların güvensiz hissettikleri, başkalarının o işleri yaparsa eğer onun kadar düzgün yapamayacağı hissi ya da başkalarına verdiğinde o işi vardır ya, sürekli onu didikleyen, evet, ve öf ya yeter tam sen yap dediğinde rahatlayan insanlar. Hani böyle yapılarımız varsa dış dünyaya, insanlara karşı güvensiz, bu işi o benim kadar iyi yapamaz ya da bu o işi tam olarak güzel yapamaz.
ya da ben bir el atmalıyım, olsun bir şöyle yapayım filan derken güvensizliğimizin eseri olan bir hayatta mı yaşıyoruz acaba? Böyle yapılar aynı zamanda da kaygılı yapılar. Yani bu insanların kaygı özellikleri de çok baskın. Neden? Çünkü kaygıyı bir tarafıyla da kontrolle yatıştırmaya ve bastırmaya çalışıyorlar. Yani şimdi ne olacak ne olacak, hani düşünsenize çocuklarınızı programlıyorsunuz, eşinizi. Tabii bu bir aynı zamanda da telaşı içeriyor ve belli riskleri içeriyor. Belli tehlikeli, işte çocuğum buna gitmezse şöyle olur, işte beslenmesini yapmazsa şöyle olur, otobüsünü kırar. Yani bakın bu bir aslında şey, riskler ve tehlikeler. Ben burada kuruyorum sabah programımı ve sonrasında da kaygıyla birlikte duruyorum. Telefona bakıyorum arada, işte çocuğumun okulundan bir şey geldi mi? Ya da yarın düşünüyorum, sonra ara tatil geliyor, ara tatili düşünüyorum. Sonra eşimle ilgili bir şey vardı filan. Şimdi bu kontrolcülüğün hem bence çıkış noktası hem de besleyen de nokta kaygılı yapılar. Kaygılı yapılı insanlar bu kontrolcülük kısmında ne yazık ki beslenen bir tarafta da oluyor. Burada Ayşenur Hanım az önce verdiğiniz örnekte işte hayatın belli bir düzen içinde akması evet. gerekiyor ve burada tabii ki anne babaların, eşlerin ayrı sorumlulukları var. Kesinlikle. Sorumluluklarında paylaşılması gerekiyor. Bu da kontrolcülükle alakalı. Artık işler çığırından çıktığı noktada ihtiyaç olan kısımlardan biri dediniz. Buradaki destek ihtiyacından da bahsedeceğiz dediniz. Burada belki sağlıksız olanı belirtmemiz de yerinde olacaktır. Çünkü birkaç çocuğu olan bir annenin günün düzeniyle alakalı yapması gerekenler zaten sorumlulukları arasında bir yanıyla. Ve bunu yapmaya devam etmesi onun sağlıklı bir insan olduğunu gösteriyor. Yani sabah çocuklarının kahvaltısıyla ilgilenmesi, okul ihtiyaçlarını gidermesi. Burada işin artık kişiyi daha da zorlayan kısma geçtiği yerde orada kontrolcülüğün devreye girdi. Yani kahvaltısını hazırladı lise öğrencisinin diyelim. O tost bitecek, o portakal suyu bitecek. Bitirmedin mi, yarın mı bıraktın, öğlen ne yiyeceksin? Öğlen dışarıda arkadaşlarla yiyeceğiz. Ne yiyeceksin? Nereye gideceksin? Ne yapacaksın? Yaşına göre artık bir lise öğrencisi mesela. Önüne hazırlanmış bir kahvaltıya bile ihtiyacı yok kaldı ki. Ve hazırlanmış bir kahvaltıya bitecek o yemek mutlaka dediğimiz yerde işte orada ufak ufak artık kontrolcülük devreye çok girmiş güzel, oluyor. Çok güzel özetlediniz. Daha detaya girelim. Güzel olur. Mesela bir lise öğrencisi değil mi? Biz her zaman neden bahsediyoruz? Yaşına göre çocuklarımıza sorumluluk vermemiz gerekiyor ve gelişim dönemlerine uygun sorumlulukları vermezsek bir, hem bağımlı hem de geleceğe yönelik de kendilerinin ayaklarının üzerine duran yetişkin böyle bağımsız otonomi fertler olamıyorlar. Ne yapıyoruz? Biz buralarda çocuklarımıza yapabilecekleri kısmında sorumluluklar veriyoruz. Ama ben çocuğumun kahvaltı hazırlamasını beceriksizce yorumluyorsam ya da bu yapamaz ki ya, daha o işte tostu kızartamaz ya da işte tavayı ateşi yanık bırakır ya da iki yumurtayı kıramaz filan dediğimizde işte kontrolcülük burada başlıyor. Çünkü kişiler ne yapmaya başlıyor? Zaten o yapamaz dedikçe diğer kişiler pasifleşiyor. Bakın şöyle bir döngü var. Siz aslında yükü almak istemiyorsunuz, yoruluyorsunuz ama başkalarının işini yaptıkça da diğerleri sorumluluk almadığı için pasifleşiyor ve size bağımlı hale geliyor. Şimdi öyle bir döngü ki istemediğim şey başıma geliyor. Evdeki herkes bana bağımlı. Evdeki herkes benden bir şey bekler. Hani vardır ya böyle, ben o yuva resimlerini çok seviyorum. Yuvadaki kuşlar böyle ağzını açıyor. Anne bizi besle, anne bizi besle. Babası işte erkek var, çocuklar var ve anne kuş onların hepsini besliyor gibi kocaman kocaman insanlar. Şimdi o yüzden bizim buralarda çocuklarımıza gelişim dönemlerine uygun ya da eşimize bir tür kendi yapabilecekleri noktalarda bağımsız bırakmamız için şeyler vermemiz gerekiyor. Pratikler yaptırmamız gerekiyor. Kahvaltı mesela. Benim çocuğuma bir şeyi öğretip onun da yapması için o zaman aralığını yaratmam gerekiyor. Kontrolcü insanlar aynı zamanda da mükemmelliyetçi insanlar. O tostu çocuğumuz ya da işte o yumurtayı yarı yere döktü, yarı kırdı, yarı yaktı da olunca o mükemmel olmadığı için bırak bırak sen zaten bir şey de yapamıyorsun deyip o tavanın başına geçen kişilerden bahsediyoruz. Benim orada kontrolcülüğümü bırakmam için
biraz da diğer insanların benim gibi olmasını beklememem gerekiyor. Zaten bence püf noktası burada. Evet, bunu tekrar ben, edelim. Aynen evet. Öyle. Tek bir zihin, onu literatürde, yabancı literatürde öyle geçiyor. Yani tek bir zihin gibi bakıyor karşı tarafa. Sadece benim zihnim var, onun zihni yok ya da onun kendine göre bir hayat tarzı şekli yok. Benimki gibi olmalı herkes. Şimdi eğer biz kontrolcü bir insansak kendimize şunu da bakmamız gerekiyor. Ben karşımdakinin tamamen benim yaptığım gibi bir iş tutmasını ya da benim yaptığım gibi bir düzen tutmasını ya da benim yaptığım, davrandığım gibi davranmasını bekliyorsam eğer o hiçbir zaman olmayacak. Evet. Ya da olacak ama biz o masum çocuklarla çalışıyoruz, onların yetişkin haliyle. Robot gibi çocuklar olacak ve o robot gibi çocukların da ileride ben kendi hayatımı hiç yaşamamışım diye terapide çalıştığımız yetişkinler olacak. O yüzden bizim bu çocuklarla ya da bu ailelerde yetişen çocuklara baktığımız zaman tamam bir tarafıyla hiçbir şey yapmayan, pasifleşen ama bir tarafıyla da motomot robot gibi annesinin ya da babasının o mükemmelliyetçi imajına girmek isteyen çocuklar olduklarını görüyoruz. O yüzden bizim ilk önce kendimize öz eleştiri yapıp benim zihnimle karşı tarafın zihninin aynı olmaması gerekiyor prensibini bir kere sorgulamam gerekiyor ve bundan vazgeçmem gerekiyor. Herkes benim gibi düşünmeyebilir. Her zaman doğrusunu, yumurta hani vardır ya böyle. Ya mesela değil mi Nihan Hanım, ben yemek hususunda şeyimdir böyle. Severim, dünya mutfaklarına falan bakarım ve her zaman şöyle bir şey kalmıştır bende. Bir yemeğin 100.000 tane farklı yapılış şekli vardır. Evet. Değil mi? Etlerde bile öyle. O yeni yeni yemek programları olunca literatürümüze giriyor. İşte az pişmiş, orta pişmiş, çok pişmiş, işte böyle çok nasıl diyeyim daha da az pişmiş falan böyle et türleri var, skalası var. Etin işte o pembeliğine şeyine göre anlıyorsun. Şimdi birisi kalkıp mesela çok pişmiş yiyorsa örnek veriyorum ya da birisi de orta karar hani hafif pembeli orta pişmiş yiyorsa. Şimdi eğer kontrolcü bir insan ne diyecektir biliyor musunuz? O sizin yediğiniz ete. Bu olmamış diyecek. Siz diyorsunuz ki ama ben bunu seviyorum. Hayır, et öyle pişmez ki. İşte bu kontrolcü insanların diyaloğu bu. Şimdi anlatmaya çalışırsınız mesela örnek veriyorum dersiniz ki. Ama 1000 tane yemek usulü var ya da ben böyle seviyorum. Size onunla ilgili hipotezlerini söyler. Nasıl hipotezlerini? Ama bak et pişirilmesi şöyle olur. Ya da et pişirilirken şunlara bakın. Şu usta aşçı var ya o da demişti ki ondan sonra şöyle şey. Yani size kendi fikrinin doğru olduğuyla da ilgili neylerini söyleyeyim önermelerini sunar. Ve siz bir süre sonra yorulursunuz. Ve dersiniz ki tamam. Hani tamam işte böyle diyalog budur evet. Yani karşı taraf bir de sizi orada ikna etmeye çalışıyor. Bunu her şeyde düşünün. Ben çok basit yemek hususundan vermiyorum. Her şeyde düşünün. Ki yemekle alakalı bir de eşler arasında tabii düşünelim. Tabii tabii bunlar o kadar çok geçiyor ki. Taraflar arasında yemekle ilgili bariz farklılıklar olabiliyor. Mutlak kültürler şeyler her şey farklı. Evlendikten sonra ama bu yemek böyle olmaz ki. Bunu ben de yaşıyorum yani aynı şeyi söyleyebilirim. Evet. Ya da rahmetli babaannem, düşünüyorum rahmetli babaannem tarhanayı kıymalı yapar. Mesela değil mi bakın. Anneannem kıyma koymaz. Evet mesela biz de koymayız. Şimdi, mesela bak değil mi değişik. Şimdi düşünüldüğünde o taraf tamamen hayatı boyunca tarhanayı kıymalı yemiş. Aynen. Ve diğer taraf hiç bunu kıymalı yememiş. Yani çok çok basit bir örnek. Tabii. Onun için tarhananın doğrusu ve diğer için tarhananın doğrusu birbirinden farklı. Çok basit nüanslar ama dediğiniz gibi orada diretince yani şöyle zihnimizde birden fazla şeyin olma ihtimalini vermiyoruz. Yani tarhana bazen kıymalı bazen kıymasız olur gibi. Burada tabii iş esneklik kavramına tabii, geliyor. Tabii. Bu imkanı sunmuyoruz. Bu çok basit yemek örneği. Tabii. Davranışlarda her da böyle. Şey. Ya da mesela şöyle kalıp cümlelerimiz vardır. Adam dediğin şöyle olur. Kadın dediğin böyle olur. Aynen. Baba dediğin, anne dediğin aynen. Böyle başlayan cümlelerimizle karşı tarafa tırnak içinde zorbalık yapmaya başlıyoruz. Ve o bizim kontrolcülüğümüzle alakalı tabii ki. Yani şöyle kendi hayatımıza bakalım diye her zaman vurguluyoruz ya. Yine bakalım kendi hayatımıza. Bizim kafamızdaki doğrular neler? Hep de cümle şöyle başlar. Ama böyle olması lazım. Ne oluyor? Öyle olmadığında ne oluyor? İşte sorun biraz daha buralarda çıkıyor. Çok güzel. Bu tarz kontrolcü insanlar, aşırı kontrolcü diyelim. İnsanlar hep de haklı çıkmak isterler. Haklı. Evet.
haklı ve fikrinin doğru olduğunu kabul etmesini isterler diğer insanların. Ve orada da biraz bence şu yönümüze de bakalım hepimiz izleyicilerimizle birlikte. Kendimize şu yönden eleştirelim. Yani o sahnede her şeyi bilen, hani vardır ışıklar geliyor size o sahnedeki astrolist gibi. Her şeyi bilen konumunda olmak nasıl bir duygu? Yani bizim bu duyguya niye bu kadar kuvvetli ihtiyacımız var? Yani o sahnedeki hani o programın sonunda çıkar ve bütün kapanışı hani yapar o sahnedeki astrolist gibi. Yani ışıklar beni göstersin ve her konuda ben en doğrusunu bileyim. Bu ben bir tarafıyla değersizlik duygusuyla da bence onları değiniriz. Her konuda değiniyoruz aslında her temada. Değersizlik duygusuyla, başarısızlık korkusuyla yani kendimizin o gölgeleri ve karanlık sokaklarına girdiğimizde aslında mükemmeliyetçiliğin yani bu kontrolcülüğün bir tarafıyla ne kadar da zayıf taraflarımızdan neşvi nema bulduğu hani o çıktığı bir tarafı görüyoruz. Çünkü kişinin aslında kendisini çok değerli, yeterli ya da iyi hissettiği bir yerde hani başkasının fikrinin doğru olması niye zedelesin değil mi? Bu kısmını o zaman izah edelim. Yani neden sürekli kontrol ihtiyacı duyuyoruz sorusunun biraz daha derinden bir cevabına baktığımızda bir yandan şunu vurguladınız. Neden sürekli haklı olma ihtiyacı duyuyoruz? Haklı olmazsam ne olur? Ne olur? Benim yaptığım gibi olmazsa ne olur? Benim istediğim gibi olmazsa ne olur? Burada bizi rahatsız eden bir şey var. O rahatsızlığa tahammül edemediğimiz için kontrol ediyoruz. Yani işte ocağın altını biraz daha aç. Aynen. Bak onu öyle yapmasan da böyle yapsan. Bunu daha önceki programlarda da konuşmuştuk. İşte orada konuşmadan duramadığımız yerde bizi huzursuz eden şey tamamen bizimle alakalı. Burada da her zaman bahsettiğimiz belli başlı duygulardan bahsettiniz. Nasıl oluyor? Buradaki işleyiş nasıl oluyor? Bu kısmını ele alalım. Tamam. Şimdi kişiler burada o aslında hani dediğim gibi kör sokaklarında ya da karanlık yerlerinde bakıldığı zaman kişilerin kendileriyle ilgili hissedişleri, ihtiyaçları bir tarafıyla davranışlarını belirler. Biz her zaman ne yaparız? Danışanlarımız bize geldiklerinde bir konuyla ilgili bir sıkıntı yaşadığını söyleyince peki senin bunu sürdürmedeki ihtiyacın ne? Yani neden buna ihtiyaç duyuyorsun? Kontrolcü bir insan danışmaya terapiye geldiğinde bizim ilerleyen seanslarda sorduğumuz şey şu. Bu senin hangi ihtiyacına tekabül ediyor? Ne ihtiyacına? Şimdi bilmek, görülmek, sevilmek artık her neyse ama temelde de o haklı olmanın da verdiği bir arka planda savunmadır haklı olmak, güçlü olmak. Kendini çok mu yetersiz hissediyorsun? Kendini çok mu değersiz hissediyorsun? Ya da kendini bir şeylerde başarılı olamamış ya da bir şeyleri yapamamış mı hissediyorsun? Ya da eleştirilmekten mi korkuyorsun? Ya da yargılanmaktan mı korkuyorsun? Ne var burada deyip aslında daha kökenlerimize indiğimiz o temel bizim artık şemalarımız, inançlarımıza girdiğimiz bir hat üzerinden bu kontrolcülüğü sorguluyoruz. Buralara tabii her zaman hemen böyle hop 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 gelinmiyor. Çünkü kişinin bunun ilk başta diyoruz ya işlevsiz bir tarafı olduğuna inanması gerekiyor. Yani bu benim hayatımı etkiliyor mu? Bu benim hayatımı zorlaştırıyor mu? Yoksa ben zaten doğru olanı mı yapıyorum dediğimizde zaten benim bu anlattıklarım size boş gelir. Ama eğer ki ben bundan yoruluyorum, bu iyi bir şey değil ama bırakmak istiyorum diyorsanız süper. Tam da farkındalık amacı. Ama bırakmak istiyorumdan sonraki soru biraz önce de söylediğim gibi benim bunu sürdürmedeki ihtiyacım ne? Yani ben onu bulduğumda acıdır, oraya da herkes giremez, zordur. Benim bunu sürdürmedeki ihtiyacım ne? Ha. Değerli olmak istiyorum insanların gözünde ya da insanların gözünde başarılı hissetmek istiyorum. Ya da insanların beni böylece daha çok nasıl diyeyim sevmesini, daha çok pohpohlamasını. Yani bakın hep neye dayanıyor biliyor musunuz? Benim o görünüşümle ilgili ya da benim diğer insanlardaki intibamla ilgili bir şey. Ben bu kadar insanlara yönelik bir şey taşıyorsam değil mi düşünmem lazım. Ben o zaman o insanlar için mi yaşıyorum? Değil mi insanın aklına geliyor? Evet kontrolcü insanların bir tarafıyla daha patolojik olan kısmında şu var. Etrafından insanları alın
belki de o hani susuz bir toprak gibi çölleşecek gidecek. Çünkü o kontrol ettikçe nasıl bir hayat buluyor. Evet. Kötü bir şey ama hani şeyden besleniyor gibi, kirli bir sudan besleniyor gibi. Yani ben diğerini pasifleştiriyorum, diğerinin üzerinde hegemonya kuruyorum, dominantlık yapıyorum. Ve diğeri aslında becerikliyken o beceriksize doğru gittiğinde de ya bak gördün mü ben olmazsam onun hayatı mahvolur. Bak gördün mü ben olmadığımda zaten bütün her şey gider kalır. Sizin dediğiniz kısım çok önemli. Belki izleyicilerimize o kısımla birlikte söylemek lazım. Hani hayatın normal düzenindeki yapmamız gerekenlerle, sorumluluklarla kontrolcülüğü ayırarak konuşuyoruz. Yani örnek veriyorum. Evin temizlik rutinidir, bakım rutinidir, eşlerimizle görevlerimiz ya da şunlarımız bunlarımız. Hemen ben daha da böyle spesifik örnekler vereyim. Mesela psikolojik kontrolle ilgili yanım. Çok da bununla alakalı. Hani kişi burada kendisini nasıl tanıyabilir? Örnek veriyorum. Siz çocuklarınızın kıyafetlerine, eşinizin kıyafetlerine ama her detayına kadar müdahale ediyor musunuz? Onların arkadaşlıklarına, konuştuklarına, ondan sonra seçimlerine, nereye gittiklerine, kiminle ne yediklerine kadar. Ama bu nasıl bir şey? Şimdi normalde anne değil mi ya da baba çocuklarına tabii ki hayat tecrübesini aktaracak ama her detayda değil. Ya da her arkadaşım, mesela bazı ergenler diyor ki hocam diyor annem diyor her arkadaşımı eleştiriyor. Yani ben diyor bütün ya arkadaşımı yanlış mı seçiyorum diyor. Bakıyorum hani çocuk da anlatıyor mesela örnek veriyorum. İşte arkadaşım şu 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 filan hani ne özellikleri var. Hani işte birisinin ailesi şöyleymiş, birisinin şunu böyleymiş filan. Hani çok da böyle genel geçer bir çocuğun hayatını riske alacak ama annesi o çocuğu beğenmiyor. Ya da o arkadaşını beğenmiyor ya da onun ailesini beğenmiyor filan. Şimdi bizim zaten kontrolcü insanlarda karşı tarafın hissettiği genellikle bir türlü zaten beğendiremiyorum kendimi ve bir türlü yeterli olamıyorum. Ve eşlerin çok söylediği birbirine ne yapsam eşimi memnun edemiyorum. Bu çok fix bir cümledir. Ne yaparsam yapayım memnun edemiyorum. O yüzden eğer kontrolcü taraflarımızla yüzleşmek istiyorsak, diğer insanların bize sık sık ne söylediğine de dikkat edelim. Çocuklar rahatlıkla söylüyor. Anne karışma artık. İşte eşler diyor ki ya yeter yani buna da bu kadar yorum yapılmaz filan. Şimdi diğer tarafta da şöyle bir şey de oluyor Nihan Hanım. Bir süre sonra kontrolcü insanlar yalnızlaşıyor ya. Bu nasıl bir döngüye ulaşıyor biliyor musunuz? Yalnızlaştıkça zorbalaşma eğilimi artıyor. Hmm. Yani tavırlar oluyor ya o kişiye karşı. Hatta kötü bir şey ama mesela iş ortamlarını düşünün. Mesela bir patron değil mi? Ne kadar şey ya da bir öğretmen ya da ne bileyim iş yerinde iyi bir mertebede birisi ya da eş ilişkilerinde. Mesela bir anne bir yerde baba bir yerde çocuklar böyle yavru şeyler gibi. Onun etrafına gidiyorlar o böyle yalnız kalmış. Ona karşı herkes tavırlı filan. O bir şey söyledi filan yapıyorlar filan. Yani işte bu kişiler yalnız kaldıkça arttırıyorlar kontrolcülüklerini. Yani çünkü neden? O sanki yani siz beni hani çok akıllısınız, çok biliyorsunuz deyip daha da beter zorbalığa da dönüşen bir döngü olabiliyor. Yalnızlaşma aşırı kontrolcülükte kaçınılmaz. Burada bir örnek verelim mi Ayşenur Hanım? Verin. Yani kontrolcü birisi bir aile hayatından da bahsettiniz. Bence bu kısım çünkü çok daha olmaz net. Mı? Evet, olmaz çok daha mı? Net anlaşılır olacak. Sürekli böyle hani hep söylüyoruz karşımızdakinden tabii. Şikayet etmek daha kolay diye. Orada acaba bizim nasıl bir etkimiz var bakmamız tabii. Lazım dediğimiz yerde kontrolcü bir kişiyi düşünsek. Ev içinde, aile hayatında çocuklarına karşı, eşine karşı nasıl davranır? Aynen. Ve bütün bunlar süreç içerisinde nasıl şekilleniyor? Tabii. Şimdi mesela diyelim ki erkek ya da kadın burada cinsiyetçi yaklaşmıyoruz. Sonra bize babalar ya da eşler kızıyorlar. Hocam hep kadınları savunuyorsunuz. Hayır kesinlikle yok. Kontrolcü kadın da olur. İkisiyle de karşılaştım. Kontrolcü erkek de olur. Cinsiyetli bakalım. Hani akşam diyelim ki erkek eve geldi ya da kadın eve geldi çalışıyorlar filan. Şimdi kontrolcü insanların kendilerine göre de bir ne denir ona şeyleri olduğu için düzenleri olduğu için o düzenin evde şaşmamasını da isterler. Bu niye burada? Ya da bu niye şurada değil? Bakın tertiplilikten bahsetmiyorum. Tertipli olmak başka bir şey. Ama hani klasiktir ya bu bardağı
mutfakta şurafa da koyabilirsiniz. Şurafa da koyabilirsiniz. Şimdi tabii kadınlar buna belki şey yapabilir ama herkesin bir ev düzeni var. Ama evde başkaları da yaşıyor. Yani o fincanı oraya koydu diye kavga çıkarmaya gerek yok. En azından kavga çıkarmaya gerek yok. Şimdi ne oluyor? Bu kişilerin belli bir düzen algıları ve kendilerine göre belli sistemleri olduğu için o sistemin ve düzenin içerisine herkesin uymasını beklerler. Tabii mesela ailelerde yemek saati önemlidir ama hani bazı zamanlarda bu hiç mi ihlal edilmez? Yani çocuk der ki ya bugün başım ağrıyor, yemek saatine gelmeyeyim, yani birlikte oturmayalım. Hayır, bu yemek birlikte yenecek. Yani mesela bakın, bu bir zorbalığa mı dönüşüyor? Benim ailedeki güzel oluşturmaya çalıştığım bir kural zorbalığa mı dönüşüyor? Esnemek işte buralarda Nihan Hanım. Yani aralarda benim çocuklarımın o kurallara ya da şeylere uymayı verdiği yerde, bunu süreklilik demiyorum, hoş görebilmek. Bu kişiler asla o eksi bir, hani bir tane bile firede rahatsız oluyorlar. Çünkü o bir tarafıyla o kendilerindeki düzen, şema, belki bir obsesif kompulsif bozukluk olarak bile düşünebiliriz. Uymadığı için diğer insanlar rahatsızlık hissettiriyor. Onu geçtim. Mesela erkeklerde kontrolcülüğün kadın yaşamına tesirini anlatayım direkt. Hani bizde şeydir ya, kadınların mesela değil mi, ev eşyaları olsun, işte kendilerine göre tertipleri falan vardır. Biraz daha kadınların ev işleriyle ilgilendiği bir taraf da vardır. Erkeğin iş yaşamıyla birlikte tamam kendi alanında var ama kadının da orada kontrol edebileceği ya da yönetebileceği alanlarda her detaya karşı bir yorum yapması. Bunu kadını erkek bazında da düşünebiliriz iş hayatıyla ilgili. Şimdi nasıl mesela, değil mi? Diyelim ki şeyde, mutfaktasınız, çok sahneler var böyle aklımda. İşte eşiniz oturuyor burada masada ve siz yemek yapıyorsunuz. İşten gelmiş, aslında eşiniz yorgun filan. Siz de orada yorgunsunuz, her neyse. O domatesi doğradın ama öyle mi doğranır yani? Ondan sonra salçayı farkında mısın? Şöyle koymuşsun. Yani bilmiyorum, o yemek o kadar pişti ama şöyle. Eşler diyor ki ben diyor eşimin mutfakta olmasını istemiyorum diyor. Çünkü o yemek bana işkence gibi geliyor. Kontrolcülük böyle. Benim her alanda fikrimin olması, her alanla ilgili en iyi bilmem. Ondan sonra yemekten tutun çocuk bakımına, çocuk eğitimine, psikolojiye, mühendisliğe, elektroniğe, var böyle insanlar. Yani herkesin etrafında böyle insanlar var. Yani bu kadar şeyi acaba nasıl bilebiliriz? Ya da bu kadar şey hakkında fikrimiz nasıl olur? Tabii ki fikirlerimizi söyleriz ama şimdi buradaki ayar şu. Ya domates öyle doğranmaz ki dediğimizde başka bir hat. Yani domatesin hani öyle doğranması ile ilgili bir fikriniz varsa söylersiniz ama doğranmaz ki dediğimizde eleştiri yöneltiyoruz ve o kişiyi diyoruz ki sen yanlış yapıyorsun. Evet. Yani ve ben doğrusunu biliyorum. Hani toplumumuzda diyoruz, ukala diyoruz bu insanlara. Çok bilmiş diyoruz. Ondan sonra kendini bir şey zannediyor diyoruz. Yani bu lakaplar ya da bu tanımlar kötü ama bu tarz insanlarla yaşadığımız rahatsızlıklardan kaynaklanan. Bunu kadın bazıyla düşünelim. Çünkü ben kadınların erkeklerin hayatına karıştığı tarafları çok iyi biliyorum. Eşi diyelim ki değil mi, kadınlar en çok ilişkiler konusunda kontrolcü oluyor. Eşi diyelim ki geldi evden, telefonlar bırakılıyor filan. Günün muhasebesi telefonlarla. Kimlerle konuştun, kiminle kaç dakika konuştun, kiminle mesajlaştın. Bu fotoğrafı kaçta çektin ama ben seni aradığımda orada değildin filan. Daha uç noktası, bunlar üzülerek yaşıyoruz. Bakın eş illa bir şey yaptı yapmadı anlamında değil. Hani var ya bu telefonlarda konum şeyleri. Hı hı. Konumun açık olacak. Evet. Evet. Ve ben senin nerede olduğunu bileceğim. Ve baktığımda da o bilmediğim bir yerse akşam geldiğinde bana oranın neresi olduğunu söyleyeceksin. Diğer eş diyor ki Ayşe Hanım diyor, ben diyor bir şey yapmadım aslında. Hani öyle bir adam değilim, örnek veriyorum işte aldattım şu. Hayır diyor, yani gerçekten evine bağlıyım. Ama eşim diyor ki bana diyor rahat edemiyorum diyor. Yani ben senden o bilgiyi almazsam, tam da bu duygu bu, rahat edemiyorum diyor. Şimdi ben buradaki diğer eşin çaresizliğini çok hissediyorum. Hem seviyor eşini. Ama aynı zamanda da onun rahatsız hissetmesi ya da rahat edememesini de hissediyor. Onu besleme, yani onu iyi hissettirmeye çalışıyor. Ama diyor ki ben öbür türlü gün içerisinde kendi yaşamıma odaklanamıyorum. Sanki dışarıdan kendime bakmış gibi, şurada olursam eşim ne düşünür? Burada olursam ne düşünür? Bu kafeye arkadaşımla oturmayayım ama şu günlük hayatım kısıtlanıyor diyor. Şimdi diğer eş de diyor ki
biliyorum diyor, eşim çok dürüst bir adam şöyle, ama diyor bu duygu böyle onun cevabını almasam rahat edemem. Şimdi bizim buralarda gerçekten bir sorumluluk alıp benim burada hiçbir durum olmamasına rağmen kontrolcülüğümün ilişkiye yansımasını fark edip burada kendime öz eleştiri yapmam gerekiyor. Şey zannediyor diğer kontrolcü eşler, bu döngü böyle sürer ama çok yoruluyor diğer eşler. Yani bunu aile hayatında da düşünelim, evlilikte de düşünelim, iş yaşamında da düşünelim. Hani bazen vardır ya, zor patronlar vardır işte, ya da zor iş arkadaşları vardır. Hani etrafın onları hem sevdiğini hem de zor bulduğunu bilirler. Evet. Ama şunu çok hesap etmezler. Bir gün etrafımdan giderler mi? Yani bir gün istifayı basar mı o kişi? Ya da bir gün bu eşim benden boşanır mı? Evet, oluyor. Ya ben diyor artık yapamıyorum ve yoruluyorum. Çocuklarla ilgili de yani, evet. O çocuklar bir gün büyür. Ve gidiyor. Ve gider yani. Aynen. Ve gider ve ne yazık ki sizi aramayan hayırsız bir evlat, ne yazık ki dediğiniz bir evlat da olabilir ama değil işte. Yorgun, tükenmiş ve artık bu kontrol çabalarıyla ilgili nasıl diyeyim, birisini beslemekten yorulmuş insanları görüyoruz. Eş ilişkilerinde kadın bazında daha çok ilişki hattında, erkeklerde de eve, işte paraya ya da bu tarz yerlerde kontrolle ilgili biraz aşırı uçlarda seyreden tabloları görüyoruz. Buralarda hepimiz öz eleştiri yapalım. Yani bunun başkalarına zarar verme kısmını fark edip artık kendi kendimizi hani bir bakıp benim bunu nerede, nasıl değiştirmem gerekiyor, sorumluluğunu almamız gerekiyor, yoksa yalnız kalacağız. Burada hani o kişi sormadan rahat edemiyor, karışmadan rahat edemiyor dediğimiz yerdeki o rahatlık var ya. Onun nasıl bir şey olduğunu biraz daha şöyle anlamaya çalışsak. Tabii. Çünkü bazen bunu yapan kişiler de çok karışıyorum, biliyorum, dilimi de tutamıyorum deyip kendileri de bundan şikayetçi olabiliyorlar. Kendileri de bundan yorulduklarını da ifade edebiliyorlar. Burada peki oradaki o rahatsızlık, yani söylemeden duramamak, karışmadan duramamak, sürekli her şeyin en iyisinin kendilerinin yaptığına olan inançları, kendileri yapmazsa yine rahatsız hissetmeleri. Bunun temeli nereden oluşmaya başlıyor? Şimdi burada şu var, kontrol etmezsem eğer ya da bunu söylemezsem kötü bir şeyler olacak hissi ya da çok masum belki bir tarafıyla ama karşı tarafın zarar görmesini ya da kendi ilişkisinin zarar görmesini engelleyebileceği. O mesela diğer kadının erkeği kontrol etmesi de o. Aldatılmaya karşı bir travması olabilir ya da erkeklerle ilgili bir güvensizliği olabilir. Sanki ben eşimi yeterince kontrol etmezsem işler çığırından çıkar ve sonrasında da ben önlem alamam ve kötü hissederim. Hatta her şey tepe taklak yokuş aşağı gider gibi. Burada kişi bu tarz belirsiz durumlarla ilgili aslında kontrol edebileceği inancıyla, yanılsamasıyla kendisini rahatlatmaya çalışıyor. Çünkü hep arkasında kaygı var, korku var ve bir şeyler olacak endişesi var. Yani ben çocuğumun o işte yemeğini şey yapmazsam, hani vardır ya böyle anne rüyaları, öyle diyeyim, klasik anne rüyaları. Şimdi tamam, ben işte Ayşenur Hanım dedi, örnek veriyorum. Yarın çocuğumu işte tavada yumurta yapsın diye yaşına uygun sorumluluk veriyorum. Düşünsenize bir anneyi, çok kontrolcü bir anne. Hayal kuruyorum, işte ocağı yaktı filan. Benim oğlum biraz dalgındır filan. Ah, ocak alev aldı. Sonra mutfaktan işte kokular geliyor. Ev yandı, bitti, kül oldu. İşte bu. Yani kontrolcü insanların kaygıyla da eşleştikleri bir yerde o kişiyle ilgili felaket sahneleri ya da felaket kurgularının da çok olduğunu görüyoruz. Yani ben sanki o işin ucundan tutmazsam her şey yokuş aşağı gidecek, uçurumdan yuvarlanacak, ailem dağılacak, çocuklarım dağılacak, işim kötü olacak, işten atılacağım, şu olacak, bu olacak derken sanki etraftaki insanlara da hani zarar veren noktalarda bir bilir kişi gibi olmayı bırakıyormuşum gibi hissediyor. Daha çok bir şeyler olma korkusu, kötü bir şeyler olma korkusu. Aslında çok bu konuda anlamlı, bu yaygın anksiyete bozukluğunda çok görürüz bunu, kontrolcülüğü. Neden? Belirsizlikle bir tarafıyla savaştığı için kişi, ama temelinde de travmaları vardır, büyük hayat olayları vardır. O büyük hayat olayları mesela bir çocuklukta, düşünsenize,
evinizde yanlışlıkla değil mi? Herkesin eskiden küçükken evlerinde sobalar falan vardı. İşte değil mi? Hep duymuşuzdur mesela sobalarla ilgili hikayeler. Şimdi o sobalarla ilgili bir iki duyduğumuz hikayenin içinde birisiysek, yani bir gün sobayı açık unutmuşuz, işte yakarken bırakmışız, söndürmek gerekiyor. İşte alev sıçramış, sonra halıları yakmış ve biz de geceleyin uyanmışız, duman altında evden kaçışmışız. Şimdi böyle bir çocuk bir tarafıyla eğer bu travmasını sağlıklı bir hale dönüştüremediyse, ben o yangını nasıl önleyebilirdim? Ya da ben o yangını önlemek için üzerime düşeni yaptım mı deyip, böyle bir şeyin devamında aslında takılan kişiler bir tarafıyla da hayata karşı kontrolcülüğü şey yapıyorlar. Çünkü neden? Çok büyük riskler yaşamışlar. Çok büyük hayati olaylar. Ama işte biz nasıl çalışıyoruz terapide? Bu hayati olaylardaki bakış açısının bir şeyleri yapsaydım engelleyebilirdim değil, o zaman içerisinde o oldu dediğimiz kabullenişle yer değiştirince aslında anlamlı bir tarafı olduğunu. Bu kişilerin kendilerini o geçmişte travmatik yaşantılara çok suçladıklarını görüyoruz. Keşke böyle yapmasaydım. Bazen olur ya, bir kaza olmuştur, bir şey olmuştur. Hani siz de bir girmişsinizdir o işin. Ya da annenizin babanızın hayatına ya da işte abinizin kardeşinizin hayatına şahit olmuşsunuzdur. Ya ben burada bunu olsaydı keşke şu oluyor. Ha, çocuklarıma da şöyle yapayım. İşte tamam. Kaygılı anneler, kontrolcü anneler, kontrolcü babaların o geçmişlerini dinlesek, hani başka bir kulakla, eminim bize çok ekstrem, gerçekten ekstrem. Siz benim hep böyle der zaten, o kontrolcü insanların bir tarafı var. Siz benim yaşadıklarımı, gördüklerimi bilseydiniz, ha benim bu şeylerimin ne kadar doğru olduğunu anlardınız filan. Yani o kontrolcülüğün alt tarafında ya da alt o en zemininde, bağlamında kişinin dünyaya güvensiz olarak bakması var. Tam da bu, evet, aslında. Bu, tam bu şemada gördüğümüz gibi. Aynen. Yani bir zincirleme bir durumdan bahsetmiş, kesinlikle, oluyorsunuz. Kaygı, güvensizlik, belirsizlik, o hissediş demiştiniz geçtiğimiz dakikalarda. Aynen. Bu hissedişle beraber bir ihtiyaç ortaya çıkıyor. Bunlarla baş edebilmek için sağlıksız bir başa çıkma yöntemi olarak da kontrolcülük karşımıza geliyor. İşte bu bahsettiğim kaygı, yaşadıklarımızla, ondan sonra zihnimizde oluşturduklarımızla, biraz önce anlattığım erken dönemdeki güvensizlik yaratan, hani şeydir ya, perdeler kalkmıştır zihninizde. Düşünsenize bir taciz travmasında, mesela çok ilginçtir, taciz travmalarında yaşayan anneler ya da babalar çocuklarına çok daha aşırı bir şekilde kontrolcü olabiliyorlar, aşırı kısıtlama. Bu çok önemli bir şey. Yani annenin ya da babanın kendi geçmişinde var aslında. Ya bu ne kadar acı bir şey. Aslında çocuk öyle bir çocuk değil ama çocuğu korumaya çalışıyor anne. Ya da çocuğu aşırı bir şekilde korumaya çalışıyor baba. Ya da örnek veriyorum, sorumsuz bir babayla büyümüş, alkolik ya da herhangi bir şey. Hani gerçekten o sorumluluğu alamamış bir ebeveyn. Ve o ebeveynin hayatında yarattığı tahribatları kişi bildiği için ne yapıyor? Ha, ben öyle bir ebeveyn asla olmamalıyım ve çocuklarıma şöyle yapmalıyım, böyle yapmalıyım derken ipin ucunu kaçırdığı bir taraf oluyor. O yüzden bu insanların ya da kendi hayatımızda kontrolcülük varsa, gördüğümüz, içinde büyüdüğümüz aile ya da başımıza gelenlere bir bakmamız gerekiyor. Beni neler kontrolcü olmaya doğru, aslında hangi inançlar, o hayata baktığım güvensizlik nereden kaynak, değil mi? Bir insan zaten Nihan Hanım, ekstrem bir şey yaşamadıktan sonra hayatı şey olmaz, o kadar kırılmaz yani. Hmm. Tabii ki biz başka hayatlara bakarız ama o çekirdek ailenizde, o birinci derece ailenizde ya da sizin başınıza gelen bir şey olmadıkça çok o kadar şey olmazsınız. Ya da hani vardır, çok can ciğer akrabanız falan vardır, seversiniz falan. Onun başına gelmişleri görürsünüz filan, neyin sebep olduğunu. İşte burada şey, belki ikinci bölümde onu daha da iyi değerlendiririz, konuşuruz. Kişinin işte burada çocuksu bir algıyla birlikte, belki çocuk düşüncesi, kontrol edebilirim bir şeyleri aslında. Çocukken bizi iyi hissettiren bir şey. Yani çocuğun her zaman algısı şudur. Hani küçük çocukların hep deriz ya, egosentriktir. Yani nedir? Bir şeyler benden dolayı oluyor. Ben kendimi düzeltirsem, ben kendimi iyi hale getirirsem bir şeyler düzgün olur. Mesela anne baba boşanmalarında biz 0-6 yaş öncesinde her zaman diyoruz ki
çocuğa somut, kendisinden kaynaklanmadığını, kendi aranızda olan problemler var diye anlatın. Yoksa çocuk kendisini suçlayabilir. Ben iyi bir çocuk değildim filan. Şimdi bu çocuğun travmatik bir yaşantı ya da olumsuz bir yaşantıyla birlikte yaşayıp daha sonrasında büyüdüğünde de bu duygunun böyle vardır ya, izlerini taşıdığı yer tam da kontrolcülük. Yani ben o evin yanmasında esas faktör bendim. İşte aslında belki de annesi babası şey yapmıştır, örnek veriyorum, dikkatsizdir filan. Ama çocuk işte 0-6 yaş durumunda öyle düşünmez. Bir felaket geldi ya, evleri yandı. İşte evlerine ya da işte şey oldu, yanıklar oldu filan. Yani o yüzden çocuklara kötü olaylarda, büyük olaylarda, işte bu her ne olursa olsun, çok yaşına uygun açıklamalar yapmak bize basit geliyor ama çocuğun oraya eşlediği duyguyu kaldırmasında çok önemli bir evet. rol sağlıyor. Çünkü çocuk orada direkt kendisini suçlayacaktır. Bazen şöyle oluyor Nihan Hanım, ben bunu hani size danışan deneyimlerimden anlatıyorum kabaca. Çocukken o kendilerine mesela üzücü bir olay oldu, yangın oldu, işte bir kaza oldu, bir hastalık oldu. Bazen hani ne diyeyim böyle bazı akrabalar oluyor, komşular oluyor, her neyse böyle çok fazla konuşan, öyle diyeyim, çok bilmiş. Güya o çocuğu hani sakinleştirmek mi diyelim ya da o çocuğu biraz daha şey yapmak için, bak işte sen biraz daha uslu bir çocuk olsaydın bunlar başına gelmeyecekti ailenin. Ya da boşanma zamanlarında bu çok söyleniyor. Yani güya çocuğu şey yapmak için, mesela örnek veriyorum, biraz terbiye daha uslu durmasını teşvik, işte terbiye. Ama bunlar nasıl yerleşiyor biliyor musunuz? Kocaman kocaman insanlar bana bunu anlatıyor. Ben diyor hayatım boyunca anne babamla evliliğimden kendimi suçladım. Çünkü boşanırken anneannem bana demişti ki, ondan sonra sen şöyle bir çocuk olsan, ya da babasının vefatından ya da babası annesinin vefatından. Çünkü o vefat ederken yanıma gelmişti bir komşu teyze, şey ol, ondan sonra sessiz ol. Bak annen zaten ne kadar şey, siz de zaten böyle hareketli çocuklarsınız, onu hasta ettiniz. Evet. Tamam. Yani o yüzden bu üzücü olaylarla, travmatik olaylarla eşleşmiş çocukluk anılarımızın da bizim bugünümüzü şekillendiren ve bugünümüzde bilmediğimiz belki bir tarafıyla tesir eden tarafları oluyor. Kontrolcülük o yüzden çok geniş bir alan. Yani o parmak izi gibi kişinin deneyimleri falan. Ama şu duyguları hani bir tür hissediyorsanız mutlaka ki bir olayın devamında da bunu birleştiriyorsunuzdur diye düşünüyorum. Şimdi tabii bir yandan da İzleyici, bu arada izleyici sorularımız geliyor. Aa, harika, yer güzel. Vereceğiz hepsine tamam, ama tabii, araya tabii. gitmemize 3-4 dakika bence var. Şey o yüzden tamam. hızlı geçmek istemediğim Nasıl? İçin aranın ardından mutlaka tamam. cevaplayacağız. Tamam. Tam da kontrolcülükle alakalı sorular tamam. var. Burada özellikle belki kaygıdan çok bahsettik. Güvensizlik ve belirsizliği de biraz ele Açalım. Alabiliriz. Tamam. Yani belirsizlik, birincisi belirsizliğin olmadığı bir hayat mümkün Yok. Değil. Belirsizliği ortadan kaldırmak için çabalıyorsak beyhude bir çaba. Aynen. Çünkü o hiçbir zaman ortadan kalkmayacak. Yani hiçbir zaman bitmeyecek bir şey için sürekli bitsin diye uğraşıp duruyoruz. Bu kısmını da konuşuruz. Güvensizlikle alakalı Ayşenur Hanım. Onun o güvensizlik neye karşı bir güvensizlik, nasıl bir tohumu var onun içimizde, nasıl etki ediyor kontrolcülüğe? Şimdi güvensizlik hem kişinin kendi içinde kendine karşı ama büyük oranda da hayata ve insanlara karşı. Hayatın hep kötü olaylarla ya da olumsuz olaylarla dolu olduğunu, insanların güvenilmez olduğunu, insanların bir şeyi çok iyi de yapamayacaklarını, kandırılacağını, aldatılacağını ya da onlardan sakınmazsa ya da o kendisi bir şeyleri çok hesaplamazsa onun hep başına diğer insanlar ve hayat tarafından kötü olaylar geleceğiyle ilgili bir güvensizlik. Tabii güvensizlik değil mi? Hep bahsediyoruz. Bu bizim bağlanma stillerimizle, yaşadığımız travmayla çok bağlantılı. Zaten böyle insanların annesine de, o bağlanma stiline de, anneyle ilişkisine de bakmak lazım. Çünkü bu kişilerin aynı zamanda da o anneyle ilişkilerinde de sıkıntılar olabiliyor, problemler olabiliyor. Ne gibi? Annenin o çocuğa yeterli dünyayı tanıtmaması, dünyayı rehberlik etmemesi. Bu nasıl bir şey biliyor musunuz? Ben böyle cümleler kullanıyorum ama şöyle bir şey. Çocuk anaokuluna gidiyor mesela. Bir olay anlattı filan. Sizin onu iyisiyle kötüsüyle ha öyle mi yaşadın deyip sonra duygusunu anlayıp mesela canı sıkılmış anaokulunda onu biraz daha sarıp yemeği yedirmeniz. Bakın dünyayı güvenli olarak böyle basit bir figürde, basit bir olayda çocuk anlıyor. Şöyle düşünün,
bu çocuğun anaokulundan geldi, bir şeyler anlatıyor. Annenin hemen ona kaygılı sorular sorması. Ondan sonra aslında çocuk hüzünlü orada kahkahalarla gülmesi o şeyine söylediğine. Yani çocuğun duygu durumuna, yaşına ve o anlattığı olaya uygun olmayan yanıtlar vermesi çocuğa nasıl bir şey sunar biliyor musunuz? Bunu ama milyon tane tekrar ettiğini düşünün. Çocuğa güvensiz bir dünyayı sunar. Çünkü duygum yanlış, yaşadığım olay yanlış. Annem de zaten onaylamıyor. Ha demek ki bir yanlışın içindeyim deyip çocuk milyonlarca kez sağlıksız olmayan bir ebeveynle bu tekrar eden döngüde dış hayatı, okulu, arkadaşları, ilişkisini, kendi bedenini ondan sonra ya da kendi seçimlerini sürekli iyi bulmayan, yeterli bulmayan, değersiz bulan bir çocuk haline dönüşüyor. Buradaki çocuğun o güvensizliği oluşturmadaki temel şeyi anneyle kurduğu ilişki. Anne ile ilişkisi iyidir ama başına gelen bir travma ya da büyük bir olay ve onu nasıl işlediği. Ve ben bir tarafıyla diyorum ki hocamız hep söylerdi, ben bir tarafıyla çok gerçekten katılıyorum. Zeka gerçekten önemli. Buraya bir virgül koyalım. Tamam, hemen sonrasında konuşalım. Tamam. Zeka çünkü bir yandan da Allah vergisi bir şey. Onu ne yapacağız konuşalım. Şimdi? Ama işte kafamızı böyle kullanabiliriz bir durum yoksa de. Diye. Tabii. Evet, bunları izah edeceğiz. Başka. Şimdi kısa bir aramız var. Ardından tekrar sizlerleyiz. Bir aranın ardından tekrar sizlerleyiz. Bugün kontrolcülükten bahsediyoruz. Nedenlerini ele almaya çalışıyoruz. Bir insan neden her şeyi, hayatındaki her şeyi kontrol etmeye çalışır. Kontrol edemediğinde yaşadığı huzursuzluk onu nasıl etkiliyor? Bunu değiştirmek adına neler yapabilir? Ve aynı zamanda bu aile hayatını, eş ilişkilerini nasıl etkiliyor? Hepsini konuşmaya çalışıyoruz. Konuyla alakalı sormak istediğiniz sorularınız, iletmek istediğiniz görüşleriniz olursa ekranda gördüğünüz numara üzerinden veya sosyal medya hesaplarımız üzerinden bize ulaşabilirsiniz. Ayşenur Hanım, araya gitmeden önce zekadan bahsetmiştiniz. Ha, evet. Bunu izah edelim. Tabii, tabii. Ardından da izleyici sorularımız tamamdır. Var. Onlara mutlaka değineceğiz. Şimdi zeka derken sadece genetik yönüyle değil, düşünme becerisinde aktif olan önemli bir taraf olarak bahsediyorum. Zekamızı kullanmak, aklımızı kullanmak. Ondan sonra bilişsel kapasitemizi kullanmak. Hani var ya her şeye aklımız eriyor. Bir bu kısımda mı ermiyor? Eriyor ama işimize gelmiyor. Biraz da bu yönlerde diyorum ki biz kendi farkındalığımızı oluştururken kendi zeka kapasitemizle, bilişsel kapasitemizle birlikte kendimize de bakıp sorgulayan bir tarafta olmamız da buralarda çok önemli bir faktör. Benim söyleyeceğim buydu. Burada şimdi çok güzel sorularımız var. Tamam. Onlarla devam edelim Harika. İstiyorum. Bir seyircimiz şöyle sormuş. Eşimin annesi eşimi doldurduğu için ben kontrolcü davranıyorum. He. Eşime annenle benim yanımda konuş diyorum. Çünkü korkuyorum. He. Dışarıda konuşurlarsa ya benim hakkımda konuşurlarsa tamam. diye endişe ediyorum. Şimdi şöyle ben bu bahsettiğiniz durumu çok 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 iyi biliyorum. Ve sürekli eş terapilerinde çalıştığımız bir konu. Şimdi bazen zaten Nihan Hanım evlenmeden önce kişi diyor ki ben böyle birisi değildim, evlendikten sonra oldum. Çünkü evliliğinin sürekli bir risk altında olduğunu hissediyor kişi sallantıda. Mesela eşi geliyor eve, Allah Allah diyor biz ne kadar güzeliz falan, iyiydik, ne oldu? Soruyorum, bana böyle bakıyor, işte bir şeyler söylüyor, sonra bir şeyleri eleştirmeye başlıyor. Sonra diyor bunları baka baka anladım ki ha o ne zaman annesinin yanına gidiyor, geliyor, eşim bana karşı değişiyor. Şimdi evet böyle bir insanda bir süre sonra kuşku, şüphe gibi duygular olmaya başlıyor ve oralarda eşinin ne konuştuğunu ya da annesinin ne söylediğiyle ilgili bir durumu
analiz etmeye ya da meraklanma ya da bakmaya bulurken buluyor kendini. Yani dış sistem iç sisteme dışarıdan birisinin müdahalesinin verdiği sallantıyla birlikte insan ne yapar? İlişkisini bir tarafıyla iyi hissetmek, devamlılığını hissetmek, çoluk çocuğumuz var, yıkılmasın yuvamız diye kontrol etmeye ihtiyacı hissediyor. Bu konuda şöyle, duygunuz konusunda haklısınız, duygunuz diyorum. Ama davranışınızda kendinizi değiştirmeniz şu anlamda iyi. Bunu eşinizle daha çok farklı bir yolla yapmanın sağlıklı davranış yolunu bulmalısınız. Yani ne? Eşinizin sizinle ilişkinizde açık bir iletişime sahip olmasıyla ilgili alanı nasıl diyeyim zenginleştirerek, o ikiniz arasındaki açık iletişimi arttırarak bir kısımda yol alırsanız, diğer taraftaki kontrolcülükten daha çok meyve alırsınız buradan. Neden biliyor musunuz? Öbür türlü eşiniz size anlatır anlatmaz, annesi şöyle yapar yapmaz ama siz ilişkiniz kısmındaki sağlamlığa bakıp oralarda bir şeyleri yapmaya çalışacaksınız. Yoksa şuna dönüyor biliyor musunuz? Kayınvalide ve gelin ve ortada şey var adam. İkisi o kişiyi kontrol etmeye çalışan iki figür gibi oluyor. Evet. Yani siz benzemek istemediğiniz kişiye benzerken buluyorsunuz kendinizi. Çünkü o da sizi kontrol etmeye çalışıyor ya kayınvalide. Hmm. Siz de aynısını yapıyorsunuz aslında. O oğlunu kontrol etmeye çalışırken siz de kocanızı kontrol etmeye çalışıyorsunuz. Burada kim kazandı? Günün sonunda iki o kayınvalide ile gelinin çarpışmasını izliyoruz. Ben her zaman erkeklere diyorum, siz burada vallahi derim kaybeden oluyorsunuz ne yazık ki. Çünkü kötü. Ne yapacaksınız? Burası işlevsel bir yol değil. Onu demek istiyorum bu yol. Benim söylediğim yol uzun vadede şey getirecek, yatırım getirecek. Hani vardı bir arsa gibi yatırım getirecek. Ama bizim bir tarafıyla eşimizle ilişkimize yatırım yapmamız gerekiyor. O dışarıdaki sebepler, dışarıdaki kontroller. Ha ama şöyle bir şey diyorsanız başka, eşim bana anlatmaz ya da eşimle ilişkimiz o kadar iyi değil. O zaman benim bu durumla bakmam gerekiyor. Ben hep kontrolle mi hayatını süreceğim? Örnek veriyorum, bakın bugün annesi olur, annesi eşinizi doldurur. Annesi vefat eder, bir arkadaşı olur, bir amcası olur, evet, bir abisi. Yani ben sürekli hayatındaki insanları mı kontrol edeceğim? Eşinizle açık iletişim konusunda çalışmalar yapın. Eşinizle samimiyet, güven, o ilişkinin güzel aralıkları konusunda muhabbetinizi artırmaya çalışın. Ve diğer kısımlarda dolanmak yerine bu alanlardaki çekirdeği arttırmaya çalışın. Çok daha verimli bir alan olacaktır sizin için. Kolaylıklar dileyelim. Bir diğer sorumuz şu şekilde. Kontrolcülüğün bende farklı bir yansıması var. Mesela ben insanlarla iletişimlerimde herkesi memnun etme, herkesle aram iyi olsun derdinde oluyorum. Bunu istiyorum. İletişimlerimi hep kontrol etmeye çalışıyorum. Aksi takdirde kafamda olumsuz senaryolar kuruyorum. Çok doğru. Yanlış anlaşılmaktan hep endişeleniyorum. Yapacağım işlere odaklanamıyorum. Bununla nasıl baş edebilirim? Çok güzel. Harika, şöyle çok güzel tanımlamışsınız, farkındalığınız da çok iyi, bence baş edebilirsiniz, o potansiyeli hissediyorum ben. Şimdi dediğiniz çok doğru, bazen kontrolcü insanların sadece eleştirerek ya da karışarak değil, onlar için bir şeyler yaparak, yani kendisine ihtiyaç duymasını sağlayarak da kontrol ettiklerini görüyoruz. Hani bazen vardır ya, bir iyilik vardır. Bir de böyle bazı iyilikler bizim içimize sinmez. Nahoş gelir, tuhaf gelir. Yani niye bu kadar iyiliği de yapıyor? Kendimi biraz böyle baskıda mı hissediyorum? Ya da bir arkadaşınız vardır, sürekli sizin istediğiniz gibi davranıyordur. Ya da bir şey yapılacağı zaman hep size danışıyordur filan. Ha, oralarda evet, bazı insanlar kendilerine ihtiyaç duyulması alanını yaratıp kendilerini aslında bir tarafıyla bağımlı olmayı nasıl diyeyim üreten ve teşvik eden kısımda olabiliyor. Şimdi ne yapmanız gerekiyor? Orada dediğiniz gibi bunun sağlıksız bir yol olduğunu ilk başta anlamışsınız. Harika, bu çok güzel. Peki ben bu yolda yürürken bu ihtiyacımı sağlıklı bir yönle nasıl karşılayabilirim? Yani ihtiyacım ne benim orada, değil mi? Diğer insanlar tarafından bir tarafıyla görülmek, diğer insanların bana ihtiyaç duyması. Bakın burada şey var aslında, bir tarafıyla ilişkinin o güzel tarafları var ilişkilerdeki. Birisinin beni sevmesi, birisinin beni değerli bulması, birisinin beni
iyi bulması, olumlu bulması gibi özellikler. Ben bunu bir şey vermediğimde alamayacağımı mı düşünüyorum? Zaten ne oluyor biliyor musunuz? Biz şöyle bir alanda durup sonrasında başka bir yere geçtiğimizde o boşluk alanı, ben anlatacağım onu, harika bir yere geçiyoruz. Şimdi mesela böyle bir danışanımıza diyorum ki vermeyi kesin. Vermeden bakın ilişkileriniz nasıl olacak. Ama ben onlara bir şeyler vermezsem etrafımdan giderler. Yalnız kalırım. Tam da bu. O korktuğunuz şey var ya, onu yaşamadan hiçbir zaman bunun cevabını bilemeyeceksiniz. Bir kere o korkunla duracaksın. Ney? Bakalım arkadaşlarına hep teklif etme bir yerlere giderken ya da bir şeyler yaparken ne ihtiyacın var diye sorma. Zaten sormuşsun bugüne kadar. Bakalım onlar ne yapacak? Aramazlarsa arama bir bakalım. Bir bakalım dene. Hani her zaman sen yapıyordun ya. Şimdi ben onu nasıl bekleyeceğim? Nasıl duracağım? Yani ya da ben o anda bir şey yapmazsam kaygılanırım. Tam da bu. Burada duracaksınız. O kaygıya maruz bırakacaksınız kendinizi. O korkuya da maruz bırakacaksınız. Bekleyeceksiniz, bekleyeceksiniz. Bir boşluk içinde hissedeceksiniz kendinizi. Yalnızlaşıyor muyum Allah'ım? Bir gün, iki gün, üç gün. Sonra şunu sorgulamaya başlayacaksınız. Ben o kadar çok şey vermiştim. Niye bir şeyler alamıyorum? Tam da bu. Evet, alamıyorsunuz. Ama sonra çok güzel oluyor. Başka tatlı arkadaşlıklara doğru yol alıyor olacaksınız. Nasıl? O da sizin hatırınızı gözetecek ama niçin? Siz bir şey verdiğiniz için değil. Ya da siz de onun bir hatırını gözeteceksiniz ama sürekli onun hatırını gözeten, veren, yapan, onu daha kendinize bağımlı yaptığınız bir hat üzerinden değil. Mesela böyle bu yere geliyor danışanlarımız, şöyle anlatıyorlar Nihan Hanım. Tuhaf bir ilişki. Nasıl yani, ben çok bir şey yapmazsam bana bir şey verirler mi diyor. Evet, hı hı. Yani illa çok bir şey vermeniz gerekmiyor karşı taraf için. Sonra ne oluyor? Bu sağlıklı ilişkiye alıştıkça diğerleri size aman ne kadar yorulmuşum ya, ya da diğer insanlar için ne kadar çok şey yapmışım ve kendime bağımlı hale getirmişim diyorsunuz aslında. Bu biraz aşama aşama kaygılarımız ve korkularımıza maruz bıraktığımız ve kendimizi de biraz zorladığımız bir alan aslında. Hmm. Bunu denemeden, bu huzursuzluğu yaşamadan değişim olması mümkün değil. Ama burada Ayşenur Hanım şöyle bir zorbalığa da dönüşebiliyor olay. Şimdi ben herkese olması gerekenden çok fazlasını yaptıysam ve artık bunu yapmayacağım diye karar verdiğimde benim şimdiye kadar yaptıklarımın birebir aynısının bana yapılmasını beklediğim ve bunu görmediğim için de onlara karşı öfkeleniyorsam burası da sağlıklı değil. Yani bizim oradaki referans noktamız kıymetli. Değil mi? Benim önceden çok fazla fedakarlık yapmamı baz alarak bana hiç yapılmıyor olarak yorumlamak farklı bir şey. Ama ben zaten fazla yapmıştım diye yorumlamak farklı bir şey. Bilmiyorum izah edebildim mi burayı? Yo, dediğiniz çok güzel. Zaten o farkındalık da bu süreci besliyor. Çünkü neden? Ben oraları alamadım gibi sadece değil. Aslında buralarda da kendime sorumluluk biçip aslında buralarda da bunu bu kadar benim yapmamam gerekiyor. Tam da bu. Zaten öz eleştiri olmadan Nihan Hanım ve kendimizin yaptığı o yanlış taraflara bakmadan biz ilerleyemiyoruz. Yani benim oralardaki ama şu can yakmasın yani nasıl diyeyim, canımızın yanmasını da iyi buluyorum. Şöyle bu döngünün de böyle olmayacağını bilmesi insanın ilk aşamada şöyle oluyor biliyor musunuz? İlk başta şöyle oluyor insanlar danışanlarımızda. Bak gördün mü, o kadar iyilik yaptım alamadım. Ama sonra bir diyorum ki bekleyin, sonra neler gelecek. Yani yavaş yavaş o kısma geçiyorsunuz. Diyorum ki peki ufak sorularla sizden istemişler miydi? Hani sizden onu talep etmişler miydi? Böyle ufak kırmadan, incitmeden. İstememişlerdi ama hani ben ihtiyaçları olduğunu anladım. Peki onların acaba ihtiyaçları olduğunu anladığınızda onlardan izin istediniz mi? Onlara sordunuz mu? Senin bu ihtiyacını karşılamak istiyorum diye. Aslında sormadınız. Ha şöyle mi diyorsunuz? Mesela danışanlar diyor bana. Yani ben onlara sınırlarına mı girdim? Sınırlarını mı ihlal ettim? Evet, böyle. Yani bu aslında büyükten küçüğe böyle yüzleşerek gittiğimiz bir süreç. Kişinin başkalarının da aslında sınır ihlalini yaptığını, başkalarının alanlarına girdiğini. İyilik bazen sınır ihlali de olabiliyor. Yani istemeden hani şey gibi. Mesela birisi bir kayıp yaşıyordur, değil mi? Onun yaz sürecinde olduğunu biliyoruzdur. Kendimize göre bir şeyler yapmaya çalışırız ama gerçekten onu istiyor mu o?
bilmiyoruz yani. O yüzden müsaade ederek ya da izin isteyerek bir şeyleri sormak ya da yapmak, incitmemek için önemli. Bir diğer sorumuz da şu şekilde. Hı hı. 15 yaşındaki oğlum okula gitmek için alarm kurmak istemiyor. Ben de sabahları onu uyandırıyorum. Acaba doğru mu yapıyorum? Çok tatlı. Evet. Güzel anneler. Şimdi ne yapın biliyor musunuz? Çocuğunuzun bu dakiklik ya da bu kısımda ilerlemesi için mesela uykusuna dikkat etmesiyle ilgili değişiklikler yapabilirsiniz. Yani sadece saat kurmada değil. Mesela bu tarz sorumluluklar aslında hayatın bütün alanlarında bir sorumluluk anlayışıyla birlikte gelişen bir şey. Yani orada saat belli bir figür gibi duruyor ama çocuğunuzun başka yerlerde kendi üzerine düşen sorumluluk anlayışı nasıl? Yani örnek veriyorum. Mesela parası bitti. Aslında o hafta bir harçlık vermiştiniz. Eksiye düştü. Sizden para istediğinde veriyor musunuz? Yoksa sana bu kadar vermiştik ve bununla geçinmeliydim mi diyorsunuz? Yani anne baba olarak çocuğun diğer alanlarda sorumluluklarına bakıp sonra bu saat olayına gelmenizi tavsiye ederim. Saat olayında da şöyle, eğer diğer alanlarda çok sorumluluk vermiyorsanız çocuk her zaman şunu inanacaktır. Annem ya da babam beni mutlaka kaldırır zaten. Ha, ama bir devrim yapacağım diyorsanız ya da ihtilal, şöyle de bir şey yapabilirsiniz. Hani bunu en son söyleyeyim. Hani bazı anne babalar bana diyor, Ayşen Hanım diyor. Valla diyor, bazen çocuğu eğitmek diyor şöyle olacak diyor. Bir gün o diyor yaşayacak bunu, okula gidememeyi ya da geç kalmayı. Sonra bunun nasıl bir şey olduğunu anlayacak ve yapacak. Evet, bazen de ebeveynler bunu yapabiliyorlar ama dediğim gibi diğer alan iyi değilse bu böyle çocuğun bilakis size düşman olduğu bir şeye de dönüşüyor. İşte bak gördün mü, bana kendilerine göre ders vermeye çalışıyorlar, hiç umurumda değil diyebiliyor. Çünkü çocuğun diğer hayatın kendi yaşamıyla ilgili sorumluluk algısı gelişmemiş. Yani çocuğun ütüsünü annesi yapmış, kıyafetlerini o giydirmiş, alışverişini o seçmiş, harçlığı bittiğinde hep şey yapmış. Çocuk yanlış bir şey yapıldığında eleştirilmemiş. Ya da çocuk atıyorum yanlış bir şey dersiyle ilgili falan yaptığında olsun öyle olur falan. Yani sürekli pışpışladıysanız çocuğu, o saat anlayışında ona bir challenge, hani var ya bir meydan okuma gibi bir şey verince çok işe yaramaz. Bilakis çocuklar diyor ki anne babam benimle inatlaşıyor ya da bazen şey yapıyor, tamam öyle yapayım falan gibi. O sorumluluk bir bakış açısı, bir hayat tarzı gibi düşünmek lazım. O yüzden ne yapın? Mesela 15 yaşında ergen bir çocuk. Ben bu çocuğuma yaşına uygun nasıl sorumluluklar verebilirim? İşte dersinden, temizliğinden, oda düzeninden ve kimle birlikte yapacaksınız? Babasıyla. Anne ve baba birlikte bu sorumlulukları veren kısımda koalisyonda olmalı. Burada programın ilk kısmında da biraz daha şöyle bir gözümüzde canlandıralım demiştik kontrolcü bir kişiyi. Şimdi ısrarla hep buranın üstünde durmamın sebebi de biraz da kendimizi de fark etmeyle alakalı. Kontrolcü kişilerde evet güvensizlikten, belirsizlikten rahatsız olmak veya yüksek kaygı, endişe, bu endişeyi yatıştırmak için, kaygıyı yatıştırmak için kontrol davranışına başvurmak karşılaştığımız durumdur demiştik. Bir de bunun yanında kontrolcü kişilerin genel özelliklerinden bahsedecek olursak neler görüyoruz? Şimdi kontrolcü kişilerin hem yüksek standartları oluyor, beklentileri yüksek oluyor ve o kendini göstermeyle de birlikte ihtiyaç duyulmayı seven, ondan sonra bir tarafıyla o bilen kişi gibi olmak ve aynı zamanda da o lider rolünde olan ve düzeni seven kişiler olarak da görüyoruz. Bunu belki biraz şeyle de açıklayalım yanım. Sizin arada da konuşmuştuk ya, psikolojik rahatsızlıklar. Mesela OKKB. Evet. Mesela çok önemli. Evet. Ney bunun açılımı? Obsesif kompulsif kişilik bozukluğu. Şimdi bu ne demek? Bakın, obsesif kompulsif yapı var. Biz onu biliriz. Ne? İşte el yıkama, işte dini takıntılar falan, o ayrı. Ama bir de bunun kişilik bozukluğu dediğimiz, yani şöyle diyelim, kişilik zorlanması, kişiliğin daha sert ve katı olduğu bir tarafta, yani artık bunun ilaçla bir tarafı tamam, belki obsesyonlar geçiyor ama kişilikle hemhal olduğu, artık kemikleştiği bir yapıda bu kişiler nasıl oluyor? Biraz buna değinelim. Şimdi bu kişilerin mesela OKKB gibi biliriz, sadece kendisine değil dışarıdaki ve ailedeki ve iş yaşamındaki herkese bir tür, ne yazık ki üzücü ama, dominant bir şekilde ya da zorbalık yapan bir şekilde ya da hiç kimseye söz hakkı vermeyen, empati yapmayan bir şekilde hayatlarını kontrol odaklı geçirdiklerini görürüz. Nasıl anlatayım? Mesela bir dede vardır, büyük birisi vardır.
hani denir ya öyle çileler çekmiştir filan ama o yaşında bütün herkesi kontrol eder. Amca şey çocuklarını, çocuklarının gelinlerini, torunlarını, kendi eşini, komşusunu şunu. Çok dinledik böyle şeyler. Yani çok çok anlatılır. Hala ve öyle bir şey ki etraftaki insanlar da bu kontrolcü kişiden dolayı hem yıpranmıştır hem tükenmiştir. Ama bir tarafıyla da pasifleştikleri için bakın bağımlılık örüntüsü pasifleştikleri için bir türde uzaklaşamıyorlardır. Bunu mesela şey yapılarında da çok görüyoruz. Şimdi bazen şöyle oluyor. Güç ve bu tarz kontrolcü yapılar parayla ilişkileri de güzel olabiliyor. Yani şu anlamda güzel derken yanlış anlamayın. Parayı da tutuyorlar çünkü o bir güç. İyi kazanıyorlar mı? İyi kazanıyorlar. İyi şirket yöneticileri, iyi böyle hani bir yerlere gelmiş kişilerin bu tarz yapılarını çok görüyoruz. Babaanneler, şimdi, dedeler tarlalarını satmazlar, hayattayken mallarını hayatta bölüştürmezler. Hatta çocuklarından saklarlar. Ev yıkık döküktür ama herkes der ki o kişiler hakkında bankada milyonları var. İşte tam da bu. Şey bir araba filan üstüne başına bakıyorsun. Hani bu şey anlamında değil illa marka giyinmesi gerekmiyor hani değil mi? Ama hani çatıyı da onarabilirsin, o bahçeye de iki çit çakabilirsin filan yani. Yok evet. o bahçe öyle dağınık. Ondan sonra örnek veriyorum çatı şey yapmış filan ama milyonlar var bankada filan. Tam da bu Nihan Hanım. Yani bu kişilerin bir tarafıyla o parayla birlikte güç ve kişileri idare ettikleri bir sistemi sürdürmedeki hazlarını görüyoruz. Bu paranın hayata dönüştüğü, insanların ihtiyaçlarına dönüştüğü, bu ailelerle ilgili ne kavgalar, ne şeyler. Biz bunu gazetelerden okuyoruz Nihan Hanım. Ailesiyle görüşmüyor. İşte çünkü baba hala ya da işte anne hala o parayı bir tarafıyla işte harcamıyor. Neye dönüştürüyor? Duruyor orada. Ama baktığınızda da atıyorum 10 tane ev alacak parası, işte 10 tane araba alacak parası filan filan. Şimdi bu yapıların evet hem insanları kontrol ettikleri, para vasıtasıyla da ne yazık ki insanları kontrol ettikleri de bir taraf olabiliyor. Para olmasın, az önce belki izleyicimizin bahsettiği ama onun üzerinden de söylemeyeyim. Bazen bir anne oluyor değil mi? Kayınvalide oluyor o kişi ve daha sonra bu OKKB kişiliğindeyse üzücü ama bir bakıyoruz ki yani hani bunu şey için söylemiyorum ama 4 çocuk var, 4'ü de boşanmış, 4'ü de eşlerinden ayrılmış. Bu kadar peş peşe olabilir mi? Yani 4 çocuk, tabii boşanma normal bir şey, asla öyle bir şey demiyorum ama 4 çocuğun da mı eşi yanlıştı? Şimdi bir bakıyoruz ki o bir tane şey hani var ya anne ya da baba her neyse o çocukların evliliklerini de yönetiyor ya da çocukların hayatını yönetiyor. Hatta öyle bir şey ki hani böyle bir şey gibi hani vardır ya böyle nasıl diyeyim ona itaat etmezse o gelin silinir üzeri yani. Boşanacaksın filan o karar çıkar. Üzücü. Bunu çok modern ailelerde görüyoruz. Bunu hani illa şey gibi düşünmeyelim oldum. Hani filmler oluyor ya böyle farklı kültürlerden ya da farklı şeyle hiç alakası yok. Bazen öyle modern ya da öyle belki seküler diyebileceğimiz ya da çok farklı batılı diyebileceğimiz yapıların içerisinde öyle bir hiyerarşi oluyor ki kas sistemi gibi hani öyle. Evet. Hani sen oradasın rolünü bil. Mesela gelin rolünü ya da işte damat rolünü hiç fark etmez kadın erkek. Sen ha benimle uzlaşmaz mısın? Ben senin aranı bozarım ve senin ilişkini bitiririm gibi güç sahnelerine şey yapıyoruz. Ne yazık ki bazen eşler bunu yıllar sonrasında konuştuğumuzda şey yapıyorlar. Benim diyor oradaki boşanma kararım aslında diyor sağlıksızdı. Çünkü annem ya da işte babam orada aslında eşim de şeye girmişti. Ne denir ona? Yarışa girmişti. Ve sanki hani seni boşatırım ya da sen benim oğlumu alamazsın ya da sen benim kızımı alamazsın diye onların arasındaki savaşta kalmışım aslında. Ben eşimi seviyordum diyor. Ama işte sonrasında döndüğünüzde yıkık dökük bir harabe ilişki bir tarafıyla. Bu OKKB kişilerin ben tam da bahsettiğim böyle yapıların içerisindeki bu karakter. Hatta biz bunu toplumda nasıl ifade ederiz? Zor kişi. O bir şeyi çok beğenmez. İllallah dedir. Tam bu kişilerin aslında toplum diliyle aslında ifadeleri. Burada eşler birbiriyle alakalı bu konuda bir zorlanma yaşıyorsa o zaman ne yapabilirler? Yani kendisi bunu yaşayan kişi de kontrolcü olan kişi de olabilir veya eşi çok kontrolcü ve bununla alakalı çözüm yolu bulamayan tarafta da olabilir. Aynen. Her ikisi için
çift ilişkisi bağlamında neler yapılması gerekiyor? Şimdi şöyle, bunu böyle iyi konuşmak istiyorum. Neden biliyor musunuz? OKKB dediğimiz kişilik yapılarıyla yaşam çok zor. Yani bunu ben bir şey olarak söylemiyorum. Hani tedavi var mı? Tabii ki tedavi var ama kişinin böyle bir kurgu yaşamında kendisini değiştirmek istemediği yerde ben onun nasıl psikologluk yapayım? Tamam, eşimizdir, seçmişizdir, evlendiğimizde anlamamışızdır bu kadar zor bir insan olduğunu filan bir tarafıyla. Ama benden götürdüklerine de bakmam lazım. Yani ben anne ya da baba olarak çocuklarıma bir tarafıyla o ilgimi, sevgimi verebiliyor muyum? İş hayatında kendimi iyi var edebiliyor muyum? Ya da psikolojik ruh sağlığım nasıl? Zaten genelde OKKB gibi bu kişilik yapılarının çok sert ve katı olduğu yerde diğer kişilerin etrafındaki kişilerin tükenmiş olduğunu görüyoruz. Çok fazla yorgun, tükenmiş, bitkin. Zaten şöyle de bir tarafı var. Bu yapıların da aslında o kontrolcü kişilerin de bir tarafıyla yorulduğunu da biliyorum. Hani bu şey gibi de değil. Ben diğerini yoruyorum, tükenmiş hissettiriyorum değil. O da zaten kontrol edemezse, kendisini kötü hissedeceği için kontrol için eforunu sarf ediyor sadece bu alanda. O da tükenmiş oluyor. Yorgun. Bu kişilerin beden ağrıları çok olur. Ondan sonra yorgunlukları, fiziksel tükenmişlik. Çünkü kafası sürekli diğer insanların ne yapması gerektiğiyle ilgili olduğu için. Şimdi eş ilişkilerinde şöyle, bunu böyle zaten bunun miktarı yok ama kar zarar hesabı yapacaksınız. Benden aldıkları götürdükleri ya da bu ilişkide kalabileceğimle ilgili artı ya da eksi sinyaller. Yani buralara bir bakıp hissiyatınıza bakacaksınız. Ama bu artık psikolojik bir şiddete dönüyorsa, bakın fiziksel de olabilir, psikolojik bir şiddet. Şimdi kontrolün geldiği ve kontrolsüz, artık kontrolcülüğün hastalık olduğu yerler var. Nasıl? Sizin her söylediğiniz anında eleştiriliyorsa, bakın bu sizi yok saymaktır. Her giydiğiniz sürekli ondan sonra bir şekilde etiketleniyorsa, bu rengi giymişsin, sana hiç yakışmamış. Size bazı insanlar şöyle, Nihan Hanım, eşinin gardırobunu, şimdi eşler bana kızmasın, eşinin gardırobundaki sevdiği renklere dahi, yani tamam birisine mesela yakışıyor demek başka bir şey ama yani ben örnek veriyorum, yakışmıyorsa da siyahı sevebilirim yani, değil mi? Mesela böyle bir özgürlük alanı da var ama benim orada tamamen bunu da giyme, şunu da giyme ya da psikolojik şiddet şöyle, bunu giydin ama neye benzediğini görüyor musun? Çok çok kötü laflar var. Sürekli iğneleniyorsanız, sürekli psikolojik şiddete maruz kalıyorsanız, yaptığınız şeyler sürekli nasıl diyeyim, böyle o beğenilmezlik içerisinde sizi yetersiz ve kötü hissettiriyorsa, nasıl diyeyim, o kadar çok şey geliyor ki üzücü ama bunları gerçekten üzülerek hatırlıyoruz. Çünkü bu ne demek biliyor musunuz? Günün sonunda siz bir insan olarak değil, yani bir bakın eşi geçtim yani. İnsan olarak kalamıyorsunuz. İnsan olarak, sadece insan, bakın hiç eşten bahsetmiyorum. İnsan olarak kalamıyorsunuz. Zaten bu insanlar depresyona giriyor. Neden? Yok sayılıyorlar. Görünmez, hiçbir tercihinin doğru olmadığı. Bir süre sonra diyor ki mesela eşler bana, tabii kontrolcülüğü biz tabii üçüncü kişimiz kim? Narsizm. Yani onunla eşleştirmesek olmaz. Zaten narsistlerde bu kontrolcülük çok fazla var, aşırı. Ne var? Günün sonunda yalnız kaldığınızı görüyorsunuz. Çünkü her arkadaşınız eleştirilmiş. Günün sonunda işinizden ayrılmış da bulabiliyorsunuz kendinizi. Çünkü o iş bana göre değilmiş, o işte şöyle yapılır. Peki ne yaptım, hani ne oldum, ne elde ettim? Aa, bir bakıyorum arkadaşlarım yok, ailemle görüşmüyorum, ailem yok, işim yok, kıyafetlerime karışılıyor. Peki ben kimim? Hı. Dediğimiz tam da narsistik manipülasyonun aslında kontrol odaklı eşine yansıdığı yerde bu kişilerin pasifleştirilerek bir tarafıyla depresyona girdiklerini görüyoruz. Şimdi bağımlı narsistik görüntüsünde kontrolcülük ve manipülasyonlar tam da böyle oluyor. Eleştirerek, yargılayarak, onu yetersiz hissettirerek, sürekli zihninde yaptığı şeylerle ilgili soru işareti uyandırarak. Ha, benim şurada kendime de öz eleştiri yapmam gerekiyor. Ney? Şimdi birisi beni kontrol etme odaklı davranabilir ama benim de orada kendi fikrimi söylemekle ilgili bir çabam olması gerekiyor. Şimdi burası şöyle, burada kimler kazanıyor diyelim.
Bu tarz OKKB gibi ya da narsistik ya da ağır patolojik kontrolcülüğü olan kişilerde iki yapıyı da anlatayım size. İkisi de yıpranıyor. Yani şöyle bir şey yok. Mesela kavga, bazıları ne yapıyor biliyor musunuz? Bu eşe karşı çıkıyor. Diyor ki sen benim kıyafetimi, rengimi karışma. Ben bunu giymek istiyorum. Ya da diyor ki ama bu arkadaşımda bir şey yok. Ben arkadaşımla görüşmek istiyorum. Ya da işimde bir şey yok. Sürekli kavga. Sürekli kaotik ilişki. Küsmeler, dargınmalar, işte darılmalar, alınmalar, aylarca küsmeler. Karşı tarafın ve diğer taraf da şeyse, hani ben de bunu böyle sürdürmeyeceğim yani bana karışmanı ya da işte benim hayatımı yönetmeni sağlıksız bir şekilde istemiyorum dediğinde yüksek çatışmalı çiftler de buralardan çıkıyor. Hmm. Yani evde kaosun hakim olduğu iki taraf birisinin var ya boyunduruk altına almaya çalıştı diğerini de hayır boyun eğmiyorum dediği ne yazık ki sağlıksız yuvalar çıkıyor. Diğer kısmı ele alalım. Bu da yine yorgun bir eş var. Diğer kısımda da şöyle. Diğeri sürekli bağımlı profilde evet doğru söylediğini düşünerek kıyafetini değiştiriyor, rengini değiştiriyor, arkadaşlarını eliyor, ailesiyle görüşmüyor filan. Ona bağımlı oluyor yine çökkün oluyor. Yani burada şöyle bir taraf var. Gerçekten çok iyi düşünmek lazım. Ben kavga yoluyla şey yapsam da hani kendimi ispatlamaya çalışsam da ya da ispatlamadan pasif bir yolla kalsam da günün sonunda ne kalıyor biliyor musunuz? Günün sonunda tükenmiş, enerjisi bitmiş, iyi bir ilişki içinde olmayan iki ayrı yöntemi denemiş ama aynı insan figürü kalıyor. Yani şunu demek istiyorum. Bu tarz eşlerde kar zarar hesabı yapıp ruh sağlığıma, çocuklarıma, eş ilişkime, hayatıma ne kadar olumsuz katkısı var, olumsuz şeyi var, etkisi var. Buralarda bir bakıp çok akıllıca davranmak lazım. Çok akıllıca. Ben tabii ruh sağlığı uzmanı olduğumuz için belki en büyük yatırımın ruh sağlığını olduğunu düşünüyorum. Çünkü bakın. Hani bazen öyle olur ya gözünü kaybetsen şu olur, elini kaybetsen şu ama psikolojinizi kaybedince hiçbir şey yapamıyorsunuz. Ya o evden de çıkasınız gelmiyor hiçbir şey ama hani bacağınızda bir şey olur koltuk değneğiyle yürürsünüz. İşte kulağınızda bir şey olur işitme cihazı ama ruh sağlığınızı kaybedince yani ilaçlar da bir yere kadar. İlaçlar tabii ki beni şey yapar psikoterapi ama ben ruh sağlığımı sürekli bu döngünün içerisinde mücadele, kaos bir şeyin içinde şey yaparak feda ettiğimde bunun yerine koyabilecek miyim? O yüzden eşimize bakarken değiştirebilir miyim çift terapisi? Tamam bir sürü bağlamda düşünüyoruz ama günün sonunda bir kar zararı yapalım. Bu ilişki benim hayatımı kendimi tüketiyor mu? Neye dönüşüyor? Ya da eşime ciddi uyarılarda bulunmam gerekiyor. Ama bu insanların ben daha sert hani patolojik tarafıyla terk edilmeyle ilgili de nasıl diyeyim? Tabii kişiye göre değişir ama bu onun için şey bir tehdit de olmayabilir. Narsizm de gerçi şöyle olabiliyor. O da karşı tarafa şey yapıyor. Nasıl diyeyim? ben de seni diyor burundan getiririm, şöyle yaparım filan gibi de olabiliyor. Kişiye göre de değişebiliyor bu. Bir izleyici sorumuzla da daha devam edelim. Şöyle soruyor seyircimiz. Erkeklerin kontrolcülüğü, nereye gidiyorsun, evde kal, gitme, evet. Annene mi gidiyorsun, daha dün gittin gibi olabiliyor. Evet. Ve bu durumda kişi destek almıyorsa, destek çok almak doğru. istemiyorsa nasıl yönlendirebiliriz? Şimdi şöyle, tabii burada bizim ilk başta sınırlarımızla ilgili bir fikrimizin olması lazım. Şimdi benim mesela kıyafet seçimim. Arkadaşlarım, değil mi? Bir yetişkinsem eğer benim sınırlarımın içinde bulunan yani özel, şahsi, kişisel alan dediğimiz alanda bulunan önemli sınırlar. Ha şu olabilir mi? Şurada da şeye dikkat etmek lazım. Ortak bir yaşamı sürdürürken birbirimize haber de vermek, haberdar etmek, ondan sonra birbirimizin hatırını gözeterek ilişkilerimizi de sürdürmeyi revize etmek önemli. Yani şu anlamda. Eşimle vakit geçiriyor muyum? Buraya bakacağım. Ama sürekli arkadaşlarımla mı vakit geçiriyorum? Buraya bakacağım. Ben bu dengeyi gözetebiliyorsam tabii ki benim oradaki kararımı sürdürmede biraz daha eşime bunu anlatmam gerekiyor. Ben senin yanında da olduğum zamanlar var ama ben arkadaşlarımla da vakit geçirmek istiyorum. Buralarda da bana bu imkanı sağlamanı istiyorum deyip o alandaki dengeyi gözetip gözetmemize bakmamız lazım. Şöyle bir husus var çok çok dallı budaklı bir konu. Şimdi her eşin bireysellik ve birliktelik ihtiyacı da farklı oluyor. Mesela bazı eşlerin, bu çok problemdir çünkü fix değişmez bütün ilişkilerde. Bazı eşler şöyle bir ilişkide kendisini iyi hissediyor. Hani vardır ya muhabbet kuşu gibi sürekli birlikte olalım, bir yere gitme.
tatlıdır böyle ilişki. Hani o çifti bulursanız birbirinize denk, hani olur. Ama biraz bireyselliği olan, bireysellik kötü değildir. Biz her zaman ideal evliliği tanımlarken diyoruz ki bireysellik ve birliktelik dengesinin olduğu ilişki sağlıklı bir ilişki. Ama işte sıkıntı şurada çıkıyor. Ne kadar bireysel olacak, ne kadar birlikte olacak, tam da eşlerin bağlanma stillerine göre değişiyor. Şimdi diğer eşin bireysellik ihtiyacını sürekli birlikte olmak isteyen eş şöyle anlıyor. Diyor ki niye acaba böyle bireysel takılmak istiyor eşim? Yani evlilik mi hoşuna gitmiyor? İşte ben mi hoşuna gitmiyorum? Benim yanımda sıkılıyor mu? O yüzden biraz daha onun birliktelik ihtiyacındaki ya da o kontroldeki duygularını sadece kontrolcülük olarak değil de o ilişkiden sanki sizin gitmeniz, terk edilme olarak da okuyabildiği alanlar var mı? Oralarda açık iletişimle konuşarak bu ihtiyaçlarınızı belirtebilirsiniz. Diyebilirsiniz ki senin yanında da olmak hoşuma gidiyor. Ama arkadaşlarımla da birlikte olunca iyi hissediyorum. Ama bu senin yanında olmaktan hoşlanmadığım ya da seninle vakit geçirmekten hoşlanmadığım anlamına gelmiyor. Bazı insanlar kontrolcü değildir ama kaygıları ve korkularıyla kişiyi hep yanında tutmak ister. Ha, oralarda da onların o iç dünyasına yönelik ilişkimizle ilgili bilgi vermek, ilişkimizle ilgili ihtiyaçlarını anlamak. Senin ihtiyacın ne? Yani benden nasıl bir yakınlık bekliyorsun, nasıl bir eş ilişkisi bekliyorsun? Bunlar çok tatlıdır. Evet. Bunları konuşmak, eşimizin dünyasını anlamak, kendi dünyamdaki ihtiyaçları da ona anlatmak. Hatta şöyle diyebilirsiniz. Ben mesela bazen yalnız kalmayı seviyorum. İşte bazen bir kahve içmeyi seviyorum. Bunlar benim şeylerim, ihtiyaçlarım, bu benim karakterim böyle filan gibi kendinizi anlatarak ve onun ihtiyaçlarını anlayarak bir sağlıklı bağlama oluşturabilirsiniz. Bir izleyici sorumuz daha var Ayşen Hanım. Bu soruyla beraber biraz daha hem çözüm kısmına da yaklaşmış olabiliriz. Çünkü kendi davranışıyla alakalı da ne yapabilirim sorusunu da içeriyor bu soru. Hem bu sorumuza cevap verelim hem de bununla beraber ben kontrolcülüğümden çok yoruldum artık bunu bırakmak istiyorum diyenler neler yapabilir? Bu kısmını da ardından izah edelim. Şöyle soruyor seyircimiz. Öncelikli olarak programlarınız çok yararlı oluyor diyerek başlamış. Çok teşekkür ederiz. Kendisi emekli bir öğretmenmiş. Çok güzel. Evet. Ve şöyle soruyor. Sürekli çalışırken erken kalkıp yemekleri yaptım, kahvaltıyı hep ben hazırladım. Emekli oldum, hala sanki benim yapmam gerekiyormuş gibi hissediyorum. Bazen yarın sizi kaldırmayacağım dediğimde eşimin suratı değişiyor. Doğru. Ben de huzursuzluk çıkmasın diye yapmak zorunda kalıyorum. Doğru. Bu da beni çok yıpratıyor. Doğru. Eşime ve çocuğuma karşı nasıl davranmalıyım, nasıl anlatmalıyım? Çok yıprandım ve antidepresan kullanıyorum demiş. Tamam. Bütün öğretmenimize sevgilerimizi sunuyorum. Onlar bu toplumun gerçekten çok önemli yapı taşları çocuklarımız için. Şimdi çok güzel bir şeyden bahsetmişsiniz. Hani bu gerçekten bize öğüt olmalı şu anlamda. Bir alışkanlık inşa etmişsiniz ailenizde. Alışkanlık nedir? Artık ona adapte olduğumuz bizim hani var ya hava su gibi bir gerçeğimiz. Yani kişiler, evinizdeki kişiler o döngüye ve sisteme o kadar alışmışlar ki ve güzel bir tarafıyla o zamanlar belki bunu yapmışsınız. Ama şimdi artık işlerin değiştiğini ve yorulduğunu söylüyoruz. Bu çok kıymetli. Şimdi sizin bu yeni değişikliğinize de onların adapte olması için onlara bir zaman tanımanız gerekiyor. Ama nasıl? İlk başta onlarla, ailenizle açıkça konuşun oldu mu? Benim artık bu şekilde yapmaya eskisi gibi gücüm yok. Bu sizi sevmediğimden değil ama ben artık sabahları bu kadar erken kalkıp bu kadar telaş içerisinde değil de biraz daha sakin şöyle bir yaşam istiyorum deyip kendinizi anlatın, ihtiyaçlarınızı anlatın. Bakın bir insanın kendi ihtiyacını anlatması kadar muhteşem bir şey yok. Yani hem görünür oluyorsunuz hem de karşı taraftaki insanlar ha öyle mi niye hiç bahsetmiş falan gibi. Bunu söylediniz tamam. Artık o işleri biraz daha revize ederek yani örnek veriyorum işte 7'de kalkıyorsunuz hani belki 8-9. Şeyi çok tavsiye etmem alışkanlık döngüsünde çok bir anda böyle kesmek sistemde şöyle bir şey yol açabiliyor. Ne oluyor hani anneme ne oluyor niye garipleşti sonra sizde de şöyle bir şey oluyor suçluluk falan tekrar aynısına dönüyoruz. O yüzden daha çok böyle adapte ederek yavaş yavaş mesela bir gün yapmayı verin 4 gün yapın. Sonra 2 gün yapmayı verin, 3 gün yapın. Yani onlar da o döngüye yavaşça adapte olsunlar. Ve şöyle deyin mesela,
Mesela yemek hazırlıyorsunuz ya, çocuğunuz varsa eğer tabakları da sen koyuver filan. Böyle onları da yavaşça adapte ederek ya da eşine. Yani bu sabah ben kalkamayacağım sen. Böyle minik minik. Her zaman diyoruz ki zaten bu tam da dediğiniz çok güzel Nihan Hanım. Kontrolcülüğü bırakmaktaki adımlar böyle. Ufak ufak bırakarak başlamanız gerekiyor. O büyük bıraktığınızda ki o anksiyete ve stres zaten sizi mahveder. O yüzden bizim bu ufak ufak bırakmalarla birlikte zorlanmalarımızı tahammül etme ve kapsama ile ilgili bir var ya, kas kasımızı, ruh kasımızı geliştirdiğimiz bir alan olması gerekiyor. Nihan Hanım, bundan önce şey söylemek istiyorum. Benim tabii takipçilerim ve izleyicilerimiz de bekliyordur. Aa, evet, onları evet bir geçeyim, evet, sonra tabii bu kısma geçelim. Tabii, oğlum, onların da hatırlarını unuttum. Şey evet yapayım. Aynen, çünkü yazmışlardı. Evet. Şimdi takipçilerimiz ve benim de programı çok seven değerli kıymetli takipçilerimiz bu kontrol etmeyi neden bırakamadıklarına ilişkin bazı yazılar yazmışlardı. Hmm. Instagram'dan göndermişlerdi. Hem de bunların çaresini inşallah birazdan ele almaya çalışacağız. Bir bir takipçimiz şöyle demiş: kontrol etmenin doğru olduğunu düşünme inancımdan dolayı. Hmm. Çok doğru. İnançlar burada çok önemli. Sorumluluk duygusu, neden bırakamıyorum? Sorumluluk duygusu, güvende hissetmek ve suçlu hissetmemek. Savunmasız kalıp olduğumuz gibi görünme kaygısı, eleştiriye tahammül edememe olabilir. Sonucunda doğabilecek başarısızlık ve yetersizlik duygusuna tahammül edemiyorum. Bıraktığım an mutlaka kötü bir şeyler olur. Gerçekler daha acı, kırılmayı önlüyor, laf duymuyorum gibi. Bir sürü sorumluluk alıp, işte tam da izleyicimizin şeyi, çünkü bana çok tanıdık geldi. Bir sürü sorumluluk alıp birini yapmayınca eksik, yetersiz, kusurlu, suçlu hissediyor insan. Ama ne saçma değil mi diye yazmış aslında izleyicimiz. Korkuyorum yazmış. Evet, korku da burada çok önemli. Rahat olamıyorum bıraktığım zaman, beynimde dönüyor sürekli. Hmm. Zihnimdeki düzenden vazgeçemiyorum. Bir izleyicimiz de yazmış, çok güzel. Gerçekten bırakmak istiyorum. Çok yoruluyorum ve çok yoruyorum. Bak bu da güzel. Evet. Çok yoruyorum. Güvende hissetmiyorum. Bir izleyicimiz de demiş ki ebeveynleri rol model almak, kontrol etmeden yaşamanın ne olduğunu bilmemek aslında alışmışlık. Ya da sadece kendimizden sorumlu olduğumuzu ve kimseyi değiştiremeyeceğimizi unutmak. Bizi ilgilendirmeyen konularda meşgul olmamanın daha iyi olduğunu bilmemek, tevekkülsüz. Çok güzel. Evet. Burada izleyicilerimiz aslında neden bırakamadığımıza dair ya da o bırakmanın, kontrolü bırakmanın üzerimizdeki etkilerine dair bir sürü mesaj yazdı. Bence buraya geçelim. Evet. Yani ne yapabiliriz, değil mi? Bunu nasıl yapacağız? Evet, şimdi burada suçluluk var, korku var, güvensizlik var, alışmışlık var. Gerçekler çok acı demiş bir tanesi. Bu çok dikkatimi çekti. İzleyicilerimiz ve takipçilerimiz, siz de çok daha iyi bilirsiniz. Bazen diyorum ki o kadar böyle güzel cümlelerle bir konuyu tarif ediyorlar, evet, ki şu bahsettiğimiz şeyler bütün konunun özeti gibi. Evet. Tam da bu yani aslında. Burada ne yapacaklar peki? Evet, ne yapacaklar? Güzel. Şimdi bizim bir kere kontrol etmemeye dair, yani kontrol etmeye dair inancımız var. Yani bir takipçimiz bahsetmiş. Kontrol etmemenin de ya da kontrolü bırakmanın da kötü bir şey olmadığına dair bir düşünce geliştirmemiz gerekiyor. Evet. Biz daha çok şuna inanıyoruz: kontrol etmek iyidir. Evet. Kontrol etmek harikadır. Kontrol etmek beni iyi bir şeylere ulaştırır. İlk başta benim bu inancı sorgulamam lazım. Kontrol etmemek de iyi olabilir. Kontrol etmemek de güzel olabilir. Buraya geçişimi en azından kolaylaştırır. Sonra bir kendimize şöyle bir bakış yapalım. Ben her şeyde en iyi olabilir miyim? Hmm. Her şeyin en iyisi siz olabilir misiniz? Ya da her şeyin bakıldığında en iyi bilen kişi siz olabilir misiniz? Evet, biraz, diyorlarsa. Biraz şöyle, biraz neden vazgeçeceğiz? Egomuzdan. Evet. Oradan vazgeçebiliyor muyuz? Yani o her şeyi bilen, her şeyi en iyi yapan, ondan sonra o bilir kişi olmaktan, ha sen bilirsin filan, hmm, hani diyebileceğimiz bir yere, o egomuzun biraz daha alttan almaya doğru geçtiği bir yere geçebiliyor muyuz? Bakın, bu adımları yapmak aynı zamanda da bizi sanki pasif, atıl, aman bir fikri yok filan gibi hissettirebilir. Neden? Evet. Çünkü o koltukta olmaya alışmışız sürekli.
Şimdi kontrolün, şunu itiraf edelim oldum birbirimize, hepimize yani, ben de kendimi, herkes. Kontrol etmenin bize sağladığı bir güç var. Ben bu gücü bırakmaya hazır mıyım? Bu güçle bir tarafıyla vedalaşmaya evet. hazır mıyım? Bazı zamanlarda güçsüz olduğumu kabullenebilecek miyim? Biraz ego ile de ilişkili bir taraf var. Değerimi, egomu buradan mı besliyorum ve bunu bırakabilecek miyim? Kendimize sorular. Ne yapacaksınız? Direkt pratik öneriler. Bunları yaptıktan sonra başkalarına yetki vereceksiniz artık hayatınızda. O hanımefendinin, öğretmen hanımın söylediği gibi o kadar kıymetli ki. Diyeceksiniz ki, diyelim ki oğlunuz size kıyafetle ilgili bir şey soruyor. Sen tercih et. Hani her zaman fikir vermişsiniz ya da her zaman yönlendirmişsiniz. Bir de zaten şöyle oluyor Nihan Hanım. Bir süre sonra o kişiler artık size geliyorlar zaten otomatik. Evet. Hani siz en iyisini bildiğiniz ve yorum yaptı. Artık üşeniyorlar da size geliyorlar. Heh, öyle geldikleri anda çocuklarınız, eşiniz ya da arkadaşlarınız olur. Diyeceksiniz ki burada kararı sana bırakıyorum. Hı. Sen istediğini seç. Zor bir şey ama bakın bunu söylemek. Evet. Sen istediğini seç. Ya çirkin seçerse ya kötü. İşte oraları sabredeceksiniz. Yetki vereceksiniz. Ama bu yetkileri, izinleri minik minik yerlerde yapın. Büyük büyük yerlerde yapmayın. Çünkü hani olur ya her işte bir şey vardır. Kişi yanlış bir şey de yapabilir. Sonra suçlamanız büyük olabilir o anlamda. Evet. Ve kendinize bu alanda mesela hayatınızla ilgili, mesela başka birisine şey yaptınız işte kıyafetiyle ilgili falan, kendinize de kendi hayatınızla ilgili nerelerde kontrolü bırakabilirsiniz kendinizle ilgili. Buralarla ilgili çalışmalar yapın. Yani illa bu çocuğunuzla, eşinizle ilgili değil. Mesela kendinizle ilgili neleri kontrol ediyorsunuz? Kendi hayatınızla ilgili neleri kontrol ediyorsunuz? Bazen çok ilginç terapi yöntemleri buluyorum. Böyle bilmiyorum ne kadar şey ama. Mesela bir terapist demiş ki, bunu duymuştum yani. Çok düzenli giymeye alışmış birisi. İşe diyor, ödev veriyor. Dağınık gideceksin. Hmm. Ve bütün gün o dağınıklıkla oturacaksın. O dağınıklık seni nasıl hissettirecek ve bakacaksın gibi. Yani ben sürekli kıyafetimi kontrol ediyorum ve şikayet ediyorum mesela terapide. Hı-hı. Düşünsenize her gün işte ütüyü işte atıyorum, ayakkabımı boyamak ama mükemmel bir ötesi. Hı-hı. Yani hani pürüzsüz, böyle her şey, dolabım gıcır gıcır. Bu beni yoruyor diyor mesela. Evet. Danışan. Şimdi terapist de ne yapsın? O da onun tersini vererek bazı zaman iyi giyinebiliriz, bazı zaman orta giyinebiliriz. Bazen bir yerimiz kırışık da olabilir ama bu beni diğeri kadar yormaz en azından diye böyle şeyler. Kendinize böyle şeyler yapabilirsiniz. Yani ben örnek veriyorum, ütülenmiş bir şeyi giyerim, tamam bir hani vardır ya adı jilet gibi ütülenmiş. Hı hı. Bazen biraz da bir kırışık kalmış, kolu da biraz şöyle olmuş bir kıyafeti giyebilir miyim? Mesela kendimizle ilgili kontrol ettiğimiz alanlar. Ya da ben her akşam alışmışım işte 3 çeşit yemek yapıyorum filan. O 1 çeşit yemekle sofraya oturabilir miyim? Evet. Gibi. Yani ya da o yemeğin salçasını, hani vardır ya o. Bunlar zor şeyler ama işte her zaman şu miktarda koyuyorum. Bir de şöyle deneyeyim. Yani bana göre o çok dört dörtlük düşündüğüm ama o hayati gerçekler olmayan yerde, oralarda kendi bakış açımı değiştirmek için farklı bir şeyler yapıp, ha bu rahatsızlık beni o kadar da öldürmüyormuş, o kadar da şey yapmıyormuş deyip kendimi denemelerle biraz daha kontrolü bıraktığım alanlarda pratik yapmam gerekiyor. Evet. Zaten bunu yapmazsanız hiçbir zaman olmayacak. Yani o öğretmen hanımın dediği gibi, gün sonunda ya da hayat sonunda ben emekli olduktan sonra ne istiyorum? Rahat olmak. Ama işte benim sürekli bunu yaptığım yerde bunu nasıl bırakacağımı bilemiyorum. Ya da nasıl yapacağımı bilmiyorum. Ufak ufak molalarla, ufak ufak şeylerle, ya da mesela geçen bir video gördüm. Çok güzel bir videoydu. Hani böyle her, bazı insanların öyledir ya, benim de şu son zamanlarda öyle. Her gün için bir planımız var. Evet. Yani mesela plansız bir gününüz olabilir mi? Yani. Plansız bir günden kastım şu. Yani o gün mesela evin temizliği, işte çocuklarla ilgili kısımla belki olabilir ama hani vardır ya böyle işte şuna yapacağım, şuna gideceğim, şu böyle performans odaklı yani daha çok. Onların hiç olmadığı bir gün var mı? Yani evde sadece işte yemeği yaptınız, çayınızı içtiğiniz, hani böyle sıradan bir gün. O koşturmacanın olmadığı.
Böyle anlar da bizim o kontrolü bırakmamızla ilgili şifalanmaya vesile oluyor. Yani sadece kendimle baş başa kalmak, sadece kendimi dinlemek. Hani var ya çok güzeldir o, hayata bir mola vermek, ne kadar güzel bir cümle. Evet. Bunun gibi anlar da kontrolü bıraktığımız anlar. Benim her gün çok faydalı bir şeyler yapmam gerekmiyor. Her gün benim böyle dünyayı kurtarır gibi sürekli bu çok sürdürülebilir bir yaşam değil. Arada boşluklar, boş zamanlar. Öylesine oturuverdiğim ve çayımı kahvemi içiverdiğim öyle zamanlarım olmalı. Hani biz o tarz insanlara diyoruz ya keyif insanı. Evet. Ama o keyif insanları bir tarafıyla da güzel bir şey de yapıyorlar. Evet. Bu şekilde. Burada kendimize bazı hakları tanıyabilmekten de bahsediyorsunuz yani. Aynı zamanda karşımızdakine de. Burada sadece belki şundan da bahsedebiliriz. Ufak ufak adımlar atarak kendimize bunu alıştırırken bir yandan da bunun bizdeki kaynağını fark ederek de bunu yapmak. Çünkü kıyafetle alakalı, yemek yapmakla alakalı ufak adımlar attım ve o ufak rahatsızlıklara maruz kalarak birazcık kabımı genişlettim diyelim. Sonra farklı alanlarda tekrar bu kontrolcülüğü farklı alanlara aktarmaya devam edebilirim. Yani burada kalıcı olan kısımda biraz daha içgörüye de ihtiyacımız var. Bunu yaparken bu huzursuzlukla kaldığımda bu huzursuzluğu yatıştıracak farklı bir mekanizma geliştirmemeye de ihtiyacım var. Yani orada çok huzursuzum. O gün çok aşırı dikkat ediyordum kıyafetime ve eşofmanımı bile ütülüyordum. Ve ütülemeden bir eşofman giydim ve bunun rahatsızlığını yaşıyorum diyelim. O rahatsızlığı yaşarken bundan kaçmak için bu sefer elime telefonu almaya başladım. Bu sefer bir başkasını aramaya başladım. Sürekli bir şeyler atıştırmaya başladığım yerde kontrolcülük benim endişemle ilgili sağlıksız bir başa çıkma mekanizmasıydı. Bunun yerine aldım ben farklı bir sağlıksız başa çıkma mekanizması koydum. Bunun olmamasına dikkat etmek çok için güzel. De içgörüye ihtiyacımız var. Bir harika bir şey. Bunu obsesyonlarda da görüyoruz ya, kompülsiyonlarda. El yıkama kompülsiyonunu bırakıyor. Sonrasında bir şeyleri silme falan çıkıyor. Yani benim o kompülsiyonla ilgili sadece semptom bazında değil, benim hayatımı etkileyen bir kısımla, yani işte o başında söylediğimiz kısım çok önemli. Ben bunu değiştirilmesi gereken bir özellik olarak mı görüyorum? Hı. Yoksa hala tatlı tatlı seviyor muyum onu? Yani evet. Kontrolcülük işe yarar gibi mi düşünüyorum? Yani ben zaten terapiye geldiğinizde ya da terapiye başlamadan önce de kendinize şu soruyu sorun oldu mu? Ben bu yönümü beğenmiyorum ve bu yönümü değiştirmek için mi gidiyorum? Hı. Yoksa hani ben burada hem onu seveyim ama biraz da şeklini değiştireyim, evet, gibi, o ona benziyor. Evet. Hani şu yönlerdeki kontrolcülüğüm gitsin. Hani bazen terapide pazarlıklar oluyor yani yanım. Evet. Şu yönlerdeki kontrolcülüğüm gitsin ama diğerleri kalsın. Çünkü diğerleri güzel falan. O öyle olmuyor. Yani kontrolcülüğe tepe taklak bir bakış açısında, daha merkezden, çekirdekten bakıp benim hayatımı gerçekten zorlaştıran bir faktör olarak görüyor muyum içgörüsü, sonrasında değişikliği getiriyor. Yoksa şöyle oluyor dediğiniz gibi, telefonla ilgili ya da eşimle ilgili ya da farklı bir şeyle ilgili başka kontrolcü alanlara doğru geçiş yapabiliyor. Burada içgörü çok çok kıymetli. Bunun için bu böyle bazen bir anda olmayabilir. Kesinlikle. Biraz zamana ihtiyacımız, hı-hı, olabilir. Bu konuları dinledikçe içimizde farklı fikirler uyanmaya başlayabilir. Birden bir sohbeti dinledim ve hayatım değişti olmasındansa bunu sindirmek için zamana ihtiyacımız olabilir. Bu zamanı kendimize tanıyalım. Bu sohbet esnasında yaşadığımız huzursuzluğa da müsaade edelim. Sonrasında değişim için içten içe farklı ihtiyaçlar başladığını zaten hissetmeye başlayacağız. Kesinlikle. Diyelim son olarak. Ağzınıza sağlık Ayşenur Hanım. Teşekkür ederim, sizlerin de çok sağ olun. Çok keyifli bir yayın oldu. Şimdi. Bu konudan muzdarip pek çok kişi olduğunu biliyorum. Yer yer hepimiz buna benzer durumlar yaşıyoruz. Çok güzel noktalara değindiniz. İnşallah bunlarla beraber, İnşallah, hayatımızı daha iyi taşıyacağız temennisiyle, İnşallah, programımızı bitirelim. Kendini Bilmek'te bugünkü bölümümüzün sonuna geldik. Umarım izleyen herkes için faydalı olmuştur. Tekrar görüşünceye dek kendinize iyi bakın.